susacaksın. Trafik kitlerken döşünden vurdum onu. Cinayeti itiraf etti. Kasten adam öldürme suçlamasıyla kapalı cezaevine gönderildiler. Müge Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki çıkmışım. Ablam bulundu. 18 senedir bu günü bekledim. Bugün benim bayramım. Her şeyin çaresi var. Yeter ki kendinize güvenin. Türkiye ona inandı, ona güvendi. Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası. Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı programıyla son 5 yılın en çok izlenen televizyon içeriği oldu. Sağ olun, var olun efendim. Bütün yapılanları hep beraber el ele vererek yapıyoruz. Teşekkürler Türkiye. Şüpheli bir yangın. Hayatını kaybeden küçük bir çocuk. Senin Gülizar'ı döverken Şiar'ın araya girdiğini, yere düştüğünü yüzüstü ve bir daha yerinden kalkmadığını söylüyorlar. Şiar'a bir kere vurdum. Tuhaf rüyalar. 13 yaşına girmeden Şiar ölecek dedim. Gidip de doktora niye oğlumuz öldü dedin, soru bu. O anda ağzımdan çıktı. Ben sonuna kadar seni silkeleyeceğim. Ben dünyayı yıkarım. Akıl almaz suçlamalar. Dedi ki 4 aylık bebeğimi kayınvalidemle kayınpederim öldürdü. Telsiz sedasında gömdü. Gömdü. Sen öyle anlatıyorsun. Hamidan'ın ikizi var dedi. Eski kocam dedi. Duvardan duvara vurarak öldürdü dedi. Bu da doğru. Yok. Tek doğdu Müge Hanım. İkiz doğdu diyor Gülizar. Niye diyorsun ikiz ya? Bu anlattıklarınız normal değil. Tamam ama yaşananlar bu. Şimdi işte o yangın gecesinde de ne yaşandığını herkes merak ediyor. 9 yaşındaki Şiar nasıl öldü? Az sonra Müge Anlı'da. Kayıplara karışan genç bir adam. Bir erkek bir kadınla gidiyorsa diğer erkek onu niye arar? İnsan yani evladını merak etmez mi? Ev de ortada yok, para da ortada yok, oğlum da yok. 40 milyar için benim oğlumu katletti bu adam. Köpeğin bulduğu bir kafatası. İnsana ait bir kafatası buluyor ve getiriyor. Bulunan kemikler kime ait? Anneden DNA örneği alınacak. 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. Komşular. Şiara ağzını kanatacak kadar vurmuştu. Şiddet falan varsa polisi arayacağım dedim yani. Vururum dedi. Öldürürüm bile dedi. Bence onu öldürdüler, evi yaktılar. Tanıklar. Evin duaları sade kanıtı. Suyla yıkadım kanları ben. Abinin işkence yaptığını, çocukları dövdüğünü. Dünyanın en yalancı insanı o bir defa. Ona asla inanmayın. Akrabalar. Hamidim sen bu karıyı al, bir psikoloğa götür dedim. Bunda bir şey var dedim. Kendine bak Amigülüz'e de çocuğa nasıl bakacak? 9 yaşındaki Şiar'ın ölümüyle ilgili kimler ne söyledi? Az sonra Müge Anlı'da. Yaşadıklarımızın öğrettiği şeyler var hayatta. Üzün de, mutluluk da geçici. Önemli olan kalplere girmek, hayata değer katmak. Her şey insana dair. Yeter ki el ele verelim. Sevgiden bir dünya inşa edelim. Hayat yaşamaya değer. Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bugün daha kalabalığız çünkü seyircilerimizle beraber Ahmet'im gösterirse altınları dolandırılan izleyicilerimiz yine stüdyodan gitmeden 2 gündür bekliyorlar. Tek hedefleri var, bileziklerine, dolandırıldıkları altınlara geri kavuşmak. Yani hepinizin vallahi ne diyeyim, geçmiş olsun diyeceğim, geçmedi. Bizim de gözümüz kulağımız emniyetten gelecek haberde. Bir an evvel kardeşlerin, bu kuyumcu kardeşlerin haberini bekliyoruz. Evet.
Evet, bugün Şiar'ın anne babası, annesi ve üvey babası da stüdyomuzda. Kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Ama dün size söyledim, bu kuyumculuk meselesiyle ilgili size şu bandı izletmek istiyorum. Birincisi, aslında iki bant izletmek istiyorum. Efendim, bizim haber ekibimizin de kuyumcunun önündeki bekleyişi sürüyor. Biliyorsunuz 2-3 gündür kuyumcu kardeşlerin işte gelip kuyumcu dükkanlarını açacağına dair haberler vardı. Hem muhabirimiz orada, hem altınlarını kaybedenler orada. Röportaj yaparken öğrendiğimiz bir bilgi var. Tabii netleştiremedik. Bir esnafın bilgisi o. Esnafın iddiasına göre kuyumcu kardeşlerden biri bu internetteki yasa dışı kumar oyunlarından birine dadanmış. Biliyorsunuz biz daha evvel bu konuyu işledik. Yani bir de bu telefonda oynanan şeyler bence şöyle bir izlenim yaratır. Hani şimdi oyunları oynuyoruz ya böyle tırt 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 tırt. Ama şimdi öteki sen bunu parayla oynadığın zaman o tırt 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 para gidiyor orada yani. Çok bu şekilde mağdur olan aileler var. Zaman zaman bizler de işliyoruz. Böyle bir iddia da ortaya atıldı. Önce o bandımızı izleyelim. Kilolarca altın, milyonlarca lira. Ben de çok kuyumcu mağdurlarındanım. Ben 5 kuruş parasız ortada kaldım. Tutulmayan sözler ve bir umut dönerler diye bekleyen yüzlerce mağdur. 30 trilyona yakın bir vurgun var burada. Çıktı kaçtı gitti. Ne yapacağız şimdi? Tıpkı mücevherlerini, külçe külçe altınlarını ve birikimlerini gözü kapalı emanet eden mağdurlar gibi esnaf komşuları da 30 yıllık kuyumcuya güvenmiş, üstelik döneceklerini de söylemişlerdi. Adamın işleri yani düzgün gitmediği için mecbur kapatmak zorunda kaldı. Bu tehditler falan oldu ufak tefek. Hemen çekindi gitti yani. Kaçmadığından eminim. Ben bu konuda müstehkim yani. Çok sayıda mağdur tasarruflarını geri alabilmeyi bekliyordu. Çeşitli vaatlerle altın ve paralarını alıp kaçtığı iddia edilen kuyumcu dükkanının açılacağına dair beklentiler yayınımızın ardından da devam etti. O kuyumcunun Esenyurt şubesi önündeyiz. Sabahın erken saatlerinde başlayan bekleyişimiz saat 3.30 itibariyle devam ediyor. Aslında dükkan sahipleri bugün dükkanı açacaklarını taahhüt etmişlerdi. Biz de buna istinaden bu saate kadar dükkan önündeki bekleyişimizi sürdürdük. Ancak saat 3.30 itibariyle dükkana gelen giden olmadı. Kuyumcunun önünde saatlerce süren bekleyişin ardından mağdurlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Biz 96'dan beri burada esnafız. Efe Kuyumcu'yla da açıldığından beri altınımızı falan her şeyimizi buradan alıyorduk biz. Toplamda tam tamına 520-530 milyar gibi bir bizim aileden öyle bir para çıktı gitti. Ben şuna üzülüyorum. Ya adam aylıkçı çalışmış, 1 milyar 2 milyar maaş alan adam buraya yatırmış. Yarın öbür gün evleneceğim, Ağustos'ta evleneceğim, param burada dursun. Ben o adamlara üzülüyorum. Yani eğer Volkan abi sesim sana gidiyorsa, izliyorsan, yani bizi ben geçtim artık. Ama gariban bir sürü insan var. Gelsin buraya. Onun da canı tehlike altında biliyorum. Bazıları tehdit ediyor. Biz de yıllardır buradayız. Öldüreceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani değmez para için. Peki yüzlerce insanın geleceği için yaptığı birikimlere, çeyreğinden tamına, küpesinden yüzüğüne, kilolarca altına ne olmuştu ve bunca para nereye gitmişti? Komşu esnafın duyduğuna göre kardeşlerden biri bir internet sitesinde kumar oynayarak yüklü miktarda para kaybetmişti. Bazı söylentiler var. Parayı hepsini orada yedi diyorlar. Hatta bir arkadaşımız diyor bir site var. Orada her zaman ilk üçte diyor. Yani biz üzülüyoruz bu duruma. İnşallah gelir. Saatler geçiyordu ancak. Bir site var bununla ilgili. Sürekli ilk üçte diyor hani böyle oynayanlar evet. Falan var ya. Bir arkadaşımız dedi ki diyor, o sitede ilk üçte. İşte hani yani zaten hep kuyumcu niye para kaybetsin ki yani? Hep bir gerekçe arıyorduk ya. Evet, hani yani. Bir kuyumcunun hani işlerinin kötü gitmesi için bu denli güzel çalışan, bu kadar herkesin müşteri güvendiği potansiyeli olan bir kuyumcunun hani bu duruma gelmesinin altında evet kumar böyle bir şey. Ne yazık ki. Saatler geçiyordu ancak ne kuyumculardan bir haber vardı ne de giden milyonlarca liradan ve altınlardan. Ben Kırşehirliyim, memleketinin adamıyım ama Kırşehirli olarak utanıyorum yani bu insanlardan. 65 gram altınım var burada. Hep beni oyaladılar. Bu insanları bu kadar mağdur duruma düşürmesin yani. İncecik içinizde bir vicdan merhamet varsa gelebilirsiniz yani. Açıklama yapın. Böyle ben sizin şeylerinizi ödeyeceğim diye Allah'a havale ediyorum. Tahmin edemiyorum gelemeyeceğine de inşallah gelir. Efendim, sadece bizim stüdyomuzu arayan ve gelen konukların kaybettiği para toplamda 2.030.993 lira Türk lirası. Yani 2 milyondan fazla para sadece büyük bizim stüdyomuza para. Gelenler. Mesela stüdyomuzda yeni izleyicilerimiz var. Meryem Kazgan, bir el kaldırır mısınız? Tanıyayım ben.
Meryem Kazgan efendim, evet. 35 bin lira değerinde 54 çeyrek altın, evet. ve 27 gram ağırlığında 10 bin lira değerinde 4 bilezik. Evet. Toplamda 45 bin lira kaybediyor. Yeter Yılmaz, Yeter Yılmaz da 23 bin lirasını, evet Yeter Yılmaz'ı gösterelim ben söylediğim zaman. Evet, Yeter Yılmaz da 23 bin lirasını kaybediyor yine bu aynı kuyumcudan. Kasım Özel, 150 gram altın. Evet Kasım Bey, 150 gram altın ve 8 tane çeyrek, toplamda 60 bin lira. Ya bir de bu insanlar gerçekten hani böyle çalışan, işte az önce izleyicimizin de dediği gibi böyle gündelik çalışan, Aydana'ya. Tabii küçük küçük, hani çok küçük küçük. Dişten arttıran tabii. insanlar. Altınay Birdal, evet Altınay Hanım 25 bin lira değerinde 60 gram altınından oldu. Murat Sarıçiçek, evet Murat Bey 9 bin Türk lirasını kaybetti. Nedime Sarıçiçek, o da 8 bin lira değerinde 12 çeyrek altın ve 10 bin Türk lirası. Toplamda 18 bin lira. Dilek Demirci 66 bin lira. Dilek Hanım, evet Dilek Hanım 66 bin lirasından oldu. Nihattin Karakoç 30 bin lira değerinde 76 gram altın. Siz de çok kaybetmişsiniz. Saadet Bozan. Evet, Saadet Bozan en fazla kaybedenlerden biri. O evini ev alacaktı. Ev almak için biriktirdiği parayı kuyumcuya teslim etmişti. 7 bilezik ve 80 bin lira Türk lirasıyla toplamda 95 bin lira kayıpta. Yine onun gibi çok fazla kaybeden Emel Aras Bozdağ. Evet, Emel Hanım, ben gitmeyeceğim yakalanana kadar, oturacağım kapının önünde diyen Emel Hanım da 90 bin lirasından oldu. Aslında bu işlerin ortaya çıkmasında da onun çok etkisi var. Saadettin Bayrak ve Zeynep Bayrak çifti 38 bin lira değerinde 12 cumhuriyet ve 3 çeyrek altın. Gamze Çokgezer 30 bin lira. Hemeti Demirci 43 bin lirasından oldu. Ve şimdi size bir görüntü izleteceğim. Ben bilmiyorum, vardır yani hani. Yani ben de her şeyi bilecek halim yok ama. Hiç böyle bir şey görmemiştim bugüne kadar. Bu kuyumcu kardeşler anladığım kadarıyla bir tane... Böyle bir animatör ya da işte sunucu arkadaş, neyse bilemiyorum. Hani öyle birini tutmuşlar. Mikrofonla kuyumcunun önüne gelinmiş. Kuyumcunun önünde promosyon tanıtımları yapılmış. Hatta çekilişle insanlar yemeğe falan götürülmüş. Sizlerden var mı katılan o çekilişlere? Tabii çekiliş yapmışlar. Çekilişle mesela çiftler yemeğe götürülmüş. Hiç ben böyle kuyumcu promosyonu bugüne kadar görmemiştim. Bakın. Yüzlerce kişi 30 yıllık kuyumcuya güvendi, kilolarca altını, mücevherleri, yıllarca biriken paraları emanet etti. Peki binlerce gram altının, milyonlarca liranın tereddütsüz verildiği kuyumcu bu güveni nasıl kazanmış olabilirdi? Biz de işte 246 gram altınımızı kaptırdık. Ya gerçekten ev alacaktım ben, 2 ay içinde ev alacaktım ben. 7 bilezik ve 80 bin lira paran gitti. Evet. Sevgi Karataş 275 bin lira değerinde 350 gram altınla 15 burma bileziğini emanete bırakmıştı kuyumcuya. Dükkanına bakıyorsun altın dolu ama biz nereden bilelim 14 ayar 8 ayar olduğunu. Müşteriyken mağdura dönüşenlerin kendilerini dolandırdığını iddia ettiği kuyumcu kardeşler, geçtiğimiz yıllarda altın yatırımcılarına yönelik bazı etkinlikler gerçekleştirmişti. Bunlardan biri de düşük meblağlarla başlattıkları açık artırma yöntemiydi. 13-14 Şubat tarihlerinde çeyrek altın, tek taş ve 5 taşlı 10 lirayla açık artırmayla satışa başladığımız Esenyurt'tayız. Gelmek isteyenler, ürünler burada, sizleri bekliyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce gerçekleşen bu ilginç etkinlikte katılımcılar 10 lira gibi düşük bir meblağ ödeyerek kampanyaya katılıyor ve bu sayede adeta birçok müşterinin ayağı dükkana alıştırılıyordu. Devam ediyoruz efendim, kampanyamıza devam ediyoruz. 3 çiftimizi yemeğe götürüyoruz. 3 çiftimiz yemeğe gidiyor. Hadi bakalım, sizleri bekliyoruz. İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 2 şubesi bulunan kuyumcu kardeşlerin gerçekleştirdiği bir başka etkinlikte ise müşteri çekmek için masraftan kaçınılmamış gibi görünüyordu. Çekilişle belirlenen müşteriler İstanbul'un bilinen lüks restoranlarından birine yemeğe götürülmüştü. Kuyumculuğun çekilişini gerçekleştirdik ve 3 şanslı çiftimizi burada yemeğe getirdik. Son günlerde yüzlerce mağdurun birikimlerini almayı beklediği kuyumcu önünde geçtiğimiz yıllarda dikkat çekmek için organizasyonlar gerçekleştirilmiş, hediye vaatlerinde bulunulmuştu. Ben hiç görmemiştim. Siz gördünüz mü öyle bir şey? İlk defa karşılaşıyorum ben. İnanılır gibi değil. Evet. Hakikaten yani bir kuyumcunun... Siz ilk defa karşılaşıyorsunuz, o zaman demek ki enteresan. Evet. Hakikaten. Ben ilk defa karşılaştığıma göre
Hiç böyle bir şey olmamış demek. Yani evet, hakikaten enteresan bir şey. Yani insanların hep, evet, konuştuk ya, nasıl geldiler işte, evet, nasıl paralarını verdiler falan, niye veriyorlar falan diye konuşuluyor ama yani siz bu organizasyonlara katıldınız mı? Hiç. Efendim? Mikrofonu verir mi? Tutar mısın? En fazla ben verdim. Uyanık Kayserliyim ya. Götürdüm, verdim. Buna yetim çocuklarım hakkını verdim. Bizim hakkımızı versin. Kıyamam ben sana. Günah. Ben zaten zor geliyorum. Yürüyerek zor geldim. Oğlum getiriyor beni. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bir şey demiyorum. Başka bir şey demiyorum. Verelim bir arkaya efendim. Hacı Mustafa diye birisi vardır. 1.800.000.000 para vermiş. Cesareti yok ekrana çıkmaya. 1.800.000.000. Aynen öyle. İnciltepe Atalay Caddesi'nde oturuyor. Bizim Karslı Hacı Mustafa diye birisi 1.800.000.000 para vermiş bana. Of. Yani of, o zaman of, 3 milyon lira civarında para kaybolmuş. O hesaplarda yani yok. Yani 1.800.000'e bunu, tabii, eklersek evet. Toplamdaki başvurular... Evet, toplamdaki başvurularda... Mağduriyetini gidermek. Başka efendim? Tek bir isteğimiz var. Çıkıp bu sizin yanınızda bu insanlara söz verip bu insanların mağduriyetini gidermek. Başka da yapacak, evet, bir şey. Şimdi toplamda 10 kilo altın, yani polise başvurulardan bahsediyorum. Pardon, 11 kilo altın 2.080.000 lira. Yani toplamda 6.480.000 liralık sadece Esenyurt karakoluna yapılan bunlar. Altın da o gün 397 liraydı olay başladığında, bugün 412 lira. Ya altın da çok arttı. Evet. Yani öyle bakacak olursanız, evet, bu rakam da artıyor tabii, zaten. Gramına 15 lira, kilosuna 150, yani bayağı yüksek. Evet, rakam, evet, yani gitmiş burada rakam da yükseliyor. Biz, evet, o günün şartları, evet, yapmıştık ama 11 kilo altından bahsediliyor. Kayıp. Bu sadece Esenyurt'taki şubeyle ilgili. Evet. Ben beyefendiye katılıyorum. Ben de en baştan beri şunu bekledim. Madem hani bu kadar herkeste güven uyandırmışlar, yıllardır esnaflar, en azından arayıp şunu demelerini bekledim. Ya hani bana güvendiniz, şöyle şöyle bir sıkıntımız var, lütfen bekleyin, ödeme yapacağız. Evet, yani ben bunu beklerdim. İnsanları arasın, bu kadar insan mağdur etmiş. Arasın insanları. Evet, evet. Bazen diyor ki, birileri diyor ki ya işte beni ara diye. Onlar kendi insanlarıdır. O parayı nereden bulacak? Grupta reklam yapıyor işte, insanlar şikayetinizi geri çekin. Ben de bunlar hep şov peşinde. Canım, zaten sizle anlaşırlarsa siz de şikayetinizi geri çeker, onların parasını ödemesini beklersiniz. Buyurun. Biliyordum. İnsanlar parça parça bile olsa onu bile kabul ediyorlar. Can güvenliğimiz yok diyorlar ama bütün insanlar şey diyor. Biz can güvenliklerini sağlayacağız. Gelsinler. Parça parça da olsa en mağdur olanlardan başlasınlar. Hepimiz yardımcı olacağız. Yani hepimiz mağduruz. Kimse kimseye dokunamaz zaten. Öyle bir kanun yok. Yok zaten, burası da daha başı değil. Ayrıca sizler de zaten paranızı almak için işte biz. Bak burada dün konuşamadık. Dün bugün bekliyorlar kapıda, bir güzel haber bekliyorlar yani. Şimdi bu vatandaşlar diyor tehdit alma, yani ne gitmişim orada ben sinirlenmişim ya seni öldürürüm demişim. Diyor, öldürürüm demek de bir insan öldürülür mü, öyle bir şey olur mu yani? Yok zaten mı? Hani böyle altın için öldürülmek doğru bir şey değil. Hayır de. Ya, kimse öyle bir şey yapmaz. Sinirden böyle bir şey söylendi yani diyorsunuz. Belki bir vatandaş ağzında kaçırmıştır. Mikrofonla konuşmazsan seni kimse duyamıyor. Belki bir vatandaş ağzında kaçırmıştır ya işte seni öldürürüm hesabını. Kimse de öyle bir şey dememişse de yani, dese de böyle bir sinir anında bir laf çıkmıştır ağzına. Öyle bir şey olmaz zaten. Herkes tabii canım, olur mu yani? İnsanlar haklı olduğumuz yerde haksız duruma düşecek halimiz yok. Buyurun. Bundan dün akşamüstü saat gece birlerde, saat birde komşumu aramış Murat Kodas. Demiş ki yani şikayetinizi geri çekin, ben sizin mağduriyetinizi karşılayacağım diye. Ama ilk önce yani şikayetinizi geri çekin diyormuş. Madem öyle bu canlı yayına bağlansın, yani söyleyeceğini burada söylesin. Hepimizin parasını o zaman geri ödesin. O zaman çekelim bizi şikayetimizi geri. Öyle telefonla aramakla olmuyor. Geri çekmenize gerek yok ki zaten. İlk önce ama paranızı yani versin. Oturulur, anlaşma yapılır. O anlaşmaya, evet, göre de hani zaten gidip de kimsenin derdi şikayetçi olup mahkemelerde sürünmek değil ki. Parasını bir şekilde geri almaya çalışmak. Evet, hepinizin aynen derdi o. Bence, evet, de yani yayına bağlanıp bunu söylemeleri, yeterli, ve insanların içini rahatlatmaları en doğrusu ama hala arayan soran yok. Hayır, onlardan yok. Böyle yeğenlerinden, onlarından, ne bileyim, dayılarından, amcalarından. Aslında herkesin görmek istediği bir iyi niyet. Yani onu görürse herkes ve o güveni tekrar sağlayabilirlerse herkes zaten hem davranış olarak
çok daha ılımlı olacaktır. Hem de daha sabırlı olacaktır. Hayır, zaten yemin ediyorum ben bu ilk haberi duyduğumda beklemek. Yani tabii ki ben... Hayır, iki gün kapalıydı ya kepenk. Evet. Ben hatta dedim ki bakın dedim hani salgın da var, korona olmuştur, annesi ameliyat olmuştur, bir şey olmuştur falan hani bir bakalım önce. Hani haberi bile girmeden önce ama bu kadar yayın yaptık. İzlediklerine de eminim çünkü zaten konuşmalarda da söylüyorlar çıkmayın yayına da. Birisi bağlansaydı deseydi ki bize bir hafta müsaade edin, bir ay müsaade edin. İki ay edin yani onlar... Mesela ve bir liste yaparlardı. Mikrofonu söylersen çabucuk ödesinler paramızı dilerim. Gene ödesinler yani. Müge Hanım bir seneye bile razıyız. Ama yeter ki o güveni insanlara versinler. Bütün arkadaşlarımız mağdur oldu. Hasta olan, çocuğu hasta olan, annesi babası hasta olan çok insan var. Yatak döşek olmuş millet üzüntüden evet, ya. Evet Müge Hanım yani çok kötü olmuşlar. Hastanelik olan insanlarımız var yani aramızda. Bebeği hasta olup ameliyat olacak arkadaşlarımız var. Yani kendini savunamayan çok fazla insan var. Bundan sonra peki paranızı alırsanız verecek misiniz böyle yine? Asla. Hı? Asla. Asla. Beyefendi gülüyor. Asla. Bizim mikrofonumuz var efendim. Evet. Verecek. Tekrar vereceğiz. Akıl yok ki. Ben o kadar izliyorum. Hasta bir insanım. 4 makine kullanıyorum. O hastasıyım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Öyle sürekli seyrediyorum. Bakın nasıl tuzağa girdim ben. O kadar da söylüyorum. Benimle de gülüyor diyorum ya. Gülüyorum, gülüyorum, gülüyorum. İşte başımıza geldi. Ha, başkasına benim gülüyordun. Hayalim suya düştü. Çocuğum bekardır. Her iki ayda iki gram, üç gram bazı ailelerden yapıyor dedi. Çocuğum bekardır. Bu hayalime suya düştü. Buna hakkın var mıydı? Ha, ayda 2-3 gram fazla verecekti duruma göre. O fazla değil yani. Yok yok. Yapıyordu mesela bir para artım ede mutfaktan şeyde arttı zamanı. Yok canım öyle şey yok. Yok yok. İşe öyle ayırdığını veriyordun. Öyle yavaş 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 kalıyordu. Tamam tamam ne kadar 150. Ondan sonra 8 çaylık. Ya versin 8 çaylık da vazgeçelim. Bu deli verse benim kafam gitti. Zaten rahatsızım. Müge Hanım. Siz bundan sonra bir tane bankadan bir kasa kiralayın. Sonra da gidin ama bak şöyle bak size şunu söyleyeyim. Ha ben böyle sürekli kuyumcularda falan biri değilim de ama yani bizim de güvendiğimiz kuyumcularımız vardır. Gidin. Verin abicim 100 lira mı veriyorsun? 100 lira ne kadar? 1 gram mı veriyorsun? 1 gramını al götür bankaya koy. Yani kuyumcular ben ilk sizden duydum. Ver paranı da ben sana 15 gün sonra bilezik getireyim. Allah Allah burası İstanbul ya. Bin otobüse git şeye kapalı çarşıya eğer onda yoksa. Ooo istemediğin kadar bilezik. E o kuyumcu da yoksa yanında vardır onun bir kuyumcu oraya git al. Yani 10 lira 20 lira indirim yapacak diye. Yani anlıyorum sizi az paralarda değil bunlar ama... Böyle mağdur olmuş gitmişsiniz yani. Müge Hanım çok özür diliyorum. Şimdi izleyenlere soralım. Kaç kişi nikahsız bir evliliğe evet der? Çok kişi diyor işte bak oturuyorlar. Hayır o ayrı mesele. Türkiye'de çok kişi diyor. Tamam benzer bir durum. Nikah niçin gerekli? Yasalar karşısında kadını korumak için gerekli. Kadını ve doğacak çocukları. Korumak için gerekli. O yüzden şart koşuyoruz. Dolayısıyla yasaların korumadığı, yasaların içinde bahsetmediği bir yatırımı kimsenin eline yapamazsınız. Yaparsan da netice böyle olur. Netice bu. Yaparsan da şimdi 6 milyon lira para. Evet. Konuştuğumuza göre, tahmin ettiğimize göre kumar oynanmış. Bilmiyoruz ama öyle dediler. Esnaf da işte internet sitesinden öyle görmüştü. Öyle dediler. Peki o kumarda kaybedilen parayı nasıl getirip verecek insanlara? Hayallerle yaşamayalım yani. Bakın mesela telefon attığımızda Kadir Koşa. O da 230 gram altınım gitti. 95 bin lira diyor. Ya geçmiş olsun Kadir Bey size de. Yani sağ olun teşekkürler. Bir imza karşılığı verilen para bu. Yasanın tanımadığı bir imza. Efendim? Teşekkür ediyorum. Bir dakika. Torunlarımın parasını verdim. İkisi de yetim. Biri babası bu. Bir tanesi de öldü. Onların parasını verdim. Kızım bana dedi ki anne bir damaca su iç o altınlar gitti dedi.
Benim bu daha çok ağrıma gitti. Sende yok mu? Kart da mı yok sende? Kart verdi. Kart niye yarar ki? He? Kart niye yarar ki? Kart diyor var. Olsun olsun. Kuyumcunun kartı kart. İnşallah. Ama paranın kartını vermedi. Bana bilgisayar işliyorum Medine teyze. Bilgisayar işliyorum Medine teyze. Benimki bu yanık Kayseri'de seslenmeden verdi gitti. Olan bana oldu. Kıyamam ben sana. Ha. İnşallah inşallah emniyet ortaya çıkaracaktır. Durun bakalım yani bekleyeceğiz gideceğiz yani işte o kadar çok arayan var ki o kadar çok gelmek isteyen var ki. Yani o kadar çok mağdur. Üzülüyorum ya çok evet. Mağdur binlerce var. Binlerce ya. Çok mağdur var. Sadece Esenyurt'ta 200'den fazla. Onlar da yani, yani şimdi dediği gibi bak 1 milyon 800 bin liradan bahsediyor. Yani eski parayla 1 trilyon. Müge Hanım 1 trilyon 8 yani 2 trilyon para yani. Arayanlar kadar en az o kadar da utancından aramayanlar var. Çekiniyor. Kayınvalidesinden, kayınpederinden, gizlice yatıran da var. Gizli olarak yapanlar var. Gizlice birikim yapanlar. Onlar da evet o ortaya çıkmasın diye ses çıkartmıyorlar. Ama bence yani gizlice yapanlar bile mutlaka gidin bağlı gayet bulunduğunuz karakola hakkınızı arayın. Devam edeceğiz dediğim gibi. Ya bir de ben şunu bir de şunu söylerim. Bakın böyle çok değişik şeylerden benim içim bulanıyor. Yani benim de ne olsa mideme vuruyor da ondan hep öyle midem bulanıyor diyorum. Şimdi mesela ben kuyumcu önünde dansöz getirmiş oynatıyorum. Şimdi ne alaka yani? Kel alaka. Şimdi ne alaka yani? Gelin ben size altına kura çekeyim. Şimdi burada yani hani bu Kuyumcular Odası Derneği Başkanı'nı falan bağlasak eminim onlar da şoke olmuşlardır. Size çeyrek altının zaten fiyatı belli. O fiyatı devlet koyuyor. Diyor ki bu hani 10 lira 5 lira kendi aranda şey yap. Hiç siz çeyrek altının 10 lira açık arttırmayla satıldığını duydunuz mu? Altın altındır. Hani bu şey değil ki ne bileyim o promosyon. İşte yani bu böyle bir şişe de bu şişe 10 yıllık sen 10 lira ver sen de 20 lira ver bu böyle bir şey değil ki altının değeri belli. Yani bu ha 100 lirayı çıkartmışım ben 10 liradan açık arttırmaya sunayım diye ha çıkartmışım çeyrek altını 10 liradan evet. Açık arttırmaya sunayım bu nasıl bir saçmalık. Ha böyle promo yani altının böyle promosyonu olur mu? İşte bu tamamen vatandaşı istismar etmek. Vatandaşı dolandırmak, vatandaşın cebindeki paraya el atmak. Yani güven, bir güven küçük altın atıyorum etmek. 200 liraysa evet. Zaten sana maliyeti de diyelim ki 190 lira. Bana şimdi 190 lira maliyeti olan bir şeyi ben nasıl 10 liradan satabilirim? Mümkün mü yani? Ben deli miyim yani? 189'a satamazsın. 190 liraysa maliyet 191'e satarsın ancak. Satacağım ki yani ben de elektriğimi, suyumu, kiramı falan ödeyeceğim. Çalışanımın parasını ödeyeceğim. Kaldı yani. Ki altın yani. Kokmaz, bilmem çürümez, bir şey olmaz. Hiçbir şey yapamaz. Bir ayda, geri verir. Bir senede kalsa bitirinde değerini kazanır. Bu durum şeye benziyor. Zamanında bankerlere garantisizce yatırılan paralara benziyor. Maalesef Türkiye öyle günlerde de yaşadı. İşte böyle garip şeyler evet. Görüldüğü zaman ondan uzaklaşmak lazım. Efendim evet. Hemen hızlıca şunu da girmek istiyorum. Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ cinayetiyle ilgili efendim iki tutuklama gerçekleşti. Bir işte... Bak yine aynı şey biliyor musunuz? Siz de güvenerek işte böyle altınlarınızı kaptırdınız. Figen Hanım da güvenerek işte bir dönem iş yerinde çalıştı. 29 yaşındaki bir gence güvendi. Gitti 80 küsür bin lira parasını çekti. Ve hem onun hem de oğlunun hayatına mal oldu o 80 bin lira. Yine hayattasınız ya. Ben can sağlığı olsun diyorum. Elbet o para yerine gelecek. Devlet de bırakmaz onların peşini. Ama işte bu anne oğul öldürüldü gitti. Ve işte onu öldürüp su kuyusuna atan... kişi ve ona yardım ettiği söylenen çünkü onun arabasını kullanmış iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve oğlun acı sonu. 24 yaşındaki evlat annesiyle beraber ölüme gitti. Tüfekle öldürüldüler, su kuyusuna atıldılar. Annenin Mesut isimli bir arkadaşı cinayeti itiraf etti. Son durağı cezaevi oldu. Kayıp olarak aradığımız 45 yaşındaki Figen Karadağ ve 24 yaşındaki oğlu Mert'le ilgili yayınımızda yaşananların ardından gerçekler gün yüzüne çıkmış, olay kısa sürede aydınlatılmıştı. Gözaltına alınan katil zanlısı anne ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etmişti. Cinayet evde işleniyor, silahlı öldürülüyor anne oğul. Daha sonra da Mesut yaşadığı köye, Cumhuriyet Köyü'ne giderek anne oğlu yaşadıkları evdeki köydeki kuyuya atıyor. Figen Karadağ ve Mert Karadağ işte bu su kuyusunun içinde bulundu. Benim gencecik kardeşime kıydılar. Ne günahları vardı bunların ya? Kime ne zararları vardı ki onların?
Ben ilk defa kız kardeşimin dün defnederken toprak katlediler, yüzüne bakamadım ya. Ha, çocukla dalaşırsın başka bir problemin olur. Hakaret etti, rencide etti, omuz attı. Ya, bahane ne olur ya? Ama bir anneye bu olabilir mi ya? Bir anneye vurulabilir mi sırtından ya? Muhtemelen çocuğun üzerine kapandı, sırtından vuruldu. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 82.500 lira için işlediği cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlatan katil zanlısı ve kendisine yardım eden arkadaşı dünkü yayınımız sırasında savcı karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Neden öldürdünüz? Pişman mısınız? Bir şey söyleyecek misiniz? Bir şey söyleyecek misiniz? Pardon, pişmanım. Neden öldürdünüz? Olayla alakam yok. Bir şey söyleyecek misiniz? Emeği geçen herkesin eline sağlık. Bundan sonra da tabii ki biz de takipçisi olacağız kamuoyu adına. Ama zaten hiç merak etmeyin, suçlular cezasını çekerler. Önce savcı karşısına, daha sonra da hakim karşısına çıkacaklar. Katil zanlısı ve beraberindeki bir şüphelinin savcıya ifade verme işlemi saat 14.20'de son buldu. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Kardeşimin, annemin katilleri en ağır cezayı alsın. Kars Sulh Ceza Hakimliği katil zanlısı ve arkadaşının tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme kararının ardından zanlı ve arkadaşı sağlık kontrolleri yapılmak üzere Kars Harakhani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir şey söyleyecek misiniz? Pişman mısınız? Pişman mısınız? Para için mi öldürdünüz? Cinayet zanlıları Mesut ve Adem geniş güvenlik önlemleri altında Kars T tipi kapalı ceza ve infaz kurumuna götürülüyor. Katil zanlısı 45 yaşındaki kadın ve oğluyla noterden ayrıldıklarını, tartışma yaşadıklarını ve cinayeti işlediğini itiraf etti. Zanlı önce 24 yaşındaki Mert'i, daha sonra da Figen Karadağ'ı sırtından vurarak acımasızca öldürmüş ve arkadaşına ait arabayla su kuyusuna götürüp atmıştı. Bu noktadan sonra katil zanlısı ve arkadaşı için yolun sonu cezaeviydi. Mesut ve Adem Kars T tipi kapalı cezaevine gönderildi. Böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapanmış oldu. Bu alkışlar Kars Emniyeti'ne. Teşekkür ediyoruz. Olayı hızla çözdükleri, çözümlendirdikleri için Allah da bir daha yaşatmasın. Yani her gün bir cinayet. Gerçekten toplumun müthiş bir öfkesi var bu kadın, çocuk, yaşlı cinayetlerine karşı. Çok büyük bir toplumsal bilincimiz olduğunu da düşünüyorum. Şimdi o bilinci aslında Gülzar ve Hami dün, yani neredeyse bütün komşularınız ayağa kalktı. Konuşulanların sizin anlattığınızdan çok daha farklı olduğunu söylüyorlar. Ben şu programı yapmanın kim ne derse desin en büyük bu topluma katkısının özellikle çocuk, pedofili, cinayet, kadın cinayetinde evet, toplum üzerinde çok önemli bir etki yarattığına inanıyorum. Bunu da herkes biliyor. Artık susmuyor insanlar. Yani bir kadın şiddete uğrarken, bir çocuk şiddete uğrarken susmuyorlar, görüyorlar, iletiyorlar. Sosyal hizmetleri arıyorlar, polisi arıyorlar, savcı arıyorlar. Bu müthiş bir bence değişim. Bunun sonuna kadar da gitmesi lazım. Sizinle ilgili de çok sayıda arayan var. İşte en son mesela üniversiteli kızımız. İşte ondan bir gün evvel bu anne oğul. Oturup bir nereye gidiyoruz, niye böyle oluyoruz gerçekten ciddi ciddi düşünmek lazım. Yani psikolojik problemler mi var, ekonomik problemler mi var, yetiştirilme tarzımızda mı problemler var? Biraz erkekler de bir kendi içlerine dönüp
bu kadınlara biz ne yapıyoruz demeleri lazım. Yani bir demeleri lazım. Bak bunu bütün erkekler için söylemiyorum. Vallahi karısına yıllardır evli bir fiske vurmayan adamlar da var. Var benim arkadaşlarımın içinde de var yani. Bir fiske vurmaz. Yani sinirlenir, çıkar gider, gelir o yarım saat. Yani doğrusu budur. Kendine kontrolü olabilen erkekler de var. Ama bu kontrolsüz erkeklerin gidip bununla ilgili ilaç mı alacaksınız artık, ne yapacaksınız? Biraz sakinleşin be kardeşim yani. Nedir yani bu? Bu nedir böyle yani? Bir kadına merhaba der demez bu kadar sahiplenmek ne oluyor? Sahipleneceksen o kadının geleceğini düşün. Çocuklarının geleceğini düşün. Git çalış. Zaten sabah 8 akşam 8 çalışan adamın eve gelip kadın dövmeye hali kalmaz. Çünkü ertesi gün gene yatacak uyuyacak. Ertesi gün gene işe gidecek. Git çalış, paranı kazan. Çocuğum üniversiteye gidecek de kenara para koy falan yani. Bir kadını sahiplenmek bir erkek açısından böyledir. Para harcadığın müddetçe erkeksin. Bak bunu unutmayın yani. Yani gerçek bu. Dost acı söyler. Yoksa öyle kadını dilendir, onu çalıştır, gel parasını ye. Akşam onun getirdiği temizlik yaptığı parayla gel evde iç. Sonradan da kadın boşanmak istediği zaman ben seni bırakmam, ya benimsin ya kara toprağısın de. Yani bunların eşittir adı saçmalık. Çalışacaksın, paranı kazanacaksın, geleceksin çoluğuna çocuğuna helal para yedireceksin. Konu bundan ibaret. Zaten bunu yapmıyorsan parasına, zaten erkeklik vasfını yerine getirmiyorsun demek. Kadının parasına el uzatan kadını sevdiğinden değil, kadının parasını sevdiğinden, kadının parasıyla geçineceğinden ona o ilgiyi gösteriyor. Yani gerçek bir aşk değil. Para işi. O kadının parasıyla geçiniyor. E tamam, ondan sonra da gidiyor öldürüyor. Evet. Yani para bitti. Kadıncağız kalkıp da 3 kuruşunu bir yere ayırdığı zaman ondan sonra vahşi kesiliyor. İnsanlık mı insanlık kalmıyor. Daha dün yine tekrar bir genç kızcağız ne şekilde, feci şekilde öldürülmüş yani. Yani aranız bozulmuş. Allah rahmet eylesin. Gitmişsin, sormuşsun. Birader, kızcağız diyor ki artık seninle görüşmek istemiyorum. Buna rağmen tokatla eve çağırıyor, illa barışacağız diye. İlk önce dövüyor. Evet, biliyorsun. Sonra boğuyor. Sonra alıyor, yakıyor. Ondan sonra betonla. Bir de evli ve küçük de bir kız çocuğu. Evet, evet. Yani bunlar. Peki senin kızına böyle yapılsa? Tövbe yarabbi, tövbe yarabbi ya. Yani bunu söylerken dahi insanın tüyleri diken diken yok, oluyor. Bir bunu yapan lazım. İnsan nasıl insan? Nasıl insan? Ay size dur şimdi. Bir öyle bir böyle ama güzel bir haber vereyim mi? Ver de içimiz açılsın ya. Dur güzel haber vereyim. Murat Volkan ve Salih Kodas kardeşler şu anda Esenyurt Merkez Karakolu'ndalar. Gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Bu alkışlar Esenyurt evet. Merkez Karakolu'na. Mikrofona söyle. Ben sizin ayaklarınıza kurban olayım. Estağfurullah. Öleyim ben. Eşim söylediydi zaten. Müge anneye gidin size bulur dedi. Ben senin ayaklarına kurban. Polis buluyor. Polis bu. Alkışlar polise. Esenyurt Merkez Karakolu'na. Zaten büyük bir şikayet de oraya vardı. Şu anda 3 kardeş oradalar. İfadeleri alınıyor. Zaten şikayetleriniz var. Efendim, hakikaten şükür yani. Buyurun. Müge abla, ben buradan onlara sesleniyorum. Ve hocalarımın huzurunda söz veriyorum. Dükkanlarını açsınlar, şeref namusun üstüne yemin ediyorum. Ben koruyacağım onların canını. Ama yeter ki dükkanlarını açsınlar, şuradaki mağdurların parası var. Benim kızım da eğitim. Bir lira para biriktirdim, verdim, güvendim. Ali abiye güvendik. Yanında çalışan var Köksal, ona güvendim, verdim. Ama asla da güvenmem. Sen de. Ben de kesinlikle. Bunların sevinç gözyaşları olsun. Ay, artık. Çok şükür. Ay, ağlıyorlar, benim oğlum kumbarasındaki ya. Parayı versinler, paramı versinler. Ben başka bir şey istemiyorum. Kızımla oğlum burada perişan oldular. Gerçekten bir haftadan beri git gel artık. Çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Çok şükür. Teyzem tövbeler ağlama olsun. Kayserili teyzem. Tamam ne yapalım, herkes dolandırılır ya. Ay ben sana kıyamam ya. Mikrofonu tutsana. Yetimlerimin parasını verdim ben, günah. Bunu getirsin verirsin, ameliyat olacak çocuğum. Biri oldu, ikincisi böbreğinden gene olacak. Saç ektiriyoruz, günahtır. Bunu nasıl yiyecek? Boğazında kalır bunlar. Efendim? Evet. Niye biliyorum. Mikrofonun sesi hanımefendi açılmıyor?
Lösemili bir şey. Evet, bir çocuk var. Ben ona da çok üzülüyorum. O da mı parasını kaptırdı? O annesi kaptırmış. Annesi mi babası mı? Biz hadi dedik biz yardımcı oluruz. Pazar günü toplanalım biz yardımcı olurum. Olalım ki biz arkadaşlar yeter ki o çocuk tedavisini görsün. Ay kıyamam ben size. Bakar mısınız mağdurlar diğer mağdurların gerçekten, mağduriyetini biz bunu düşündük, karşılamak Hanım. İçin ben bir araya ben iki üniversiteyle okutturdum ama ne zorluklarla şimdi benim kızımın düğünü olacak. Kızımın takılarını ben verdim. Sipariş verdim. Gittim çeyrekleri bozdurdum, sipariş verdim. Bir hafta sonra alacağım, 3 aydır alamıyorum. Salih Bey de dayısının yanında çalıştığı zaman ben dayanıyordum. Dur dur bak sana ne diyeceğim, dur dur. Savcı şahısları mevcutlu istemiş, gözaltına alınmışlar. Yarın çıkacaklarmış adliyeye. Yani öyle hani ifade evet, verildi, evet, serbest evet, bırakıldı evet. Gibi bir şeydi. Güzel. Bu alkışlar da sayın savcımıza o güzel. Zaman. Evet. İfade safhası başladığına göre evet. Artık... İş adliyeye intikal etmiştir. Tabii, yarın, Sayın yarın... savcım da bu kadar vatandaşın mağduriyetini görmemezlikten zaten gelmez. Elinden geleni yapacaktır. İnşallah hepiniz hakkınızı almanın mücadelesini vereceksiniz. Ona göre devam edin. Evet. Yani, şikayetiniz ben çok sevindim. Olur. Yani vallahi bir öyle bir öyle biz de bir ona üzülüyoruz bir buna seviniyoruz. Böyle devlet, işte. Devlet efendim. Gene düşünmeyen şimdi insanları bu koruyor. Bu söylesem hak. Ben haklıyım, haksızım. Madem kötü duruma düşerken hepimizi çağırması lazımdı. Kardeşlerim, ablalarım, analarım, durumum budur. Beni idare edin. Ya ben tamam burca girdim, bir şey oldu, başıma bir iş geldi. Bize haber vermesi lazımdı ama kaçması lazım değildi ama değil mi? Ama kaç aydır Aralık ayından beri ödemiyormuş canım. Burada işledik, yeni mevzu değil. Şimdi çünkü... arkadaşlar bakın. Hani bir pizzacı açarsınız. İşte korona oldu mesela. Kapandık eve pizzacı batar. Bir bakkal i̇şte açarsın. Benim tutmaz yanına büyük bir süpermarket yani. Açarlar. Fiyatlarıyla boy ölçüşemez. Anlarım da altında yani böyle kapıya köçek götürüp oynatıp falan zaten buna gerek yok. Yani bir sürü işini doğru düzgün yapan Türkiye'de kuyumcular var. Onlar da eminim şimdi bu kuyumcuları izlediği zaman oturup ne yapıyor bunlar diyordur yani. Tabii. Ya o kuyumculara da selam olsun. Tabii ki güveniyoruz, tabii ki onlara alıyoruz, veriyoruz onlardan. Tabii ki bir güven içinde ama yani kapının önünde köçek oynatıp da milletten altın toplayan kuyumcuda ben hiç görmedim. Vallahi böyle yapanlar da varsa olursa da gitmeyin arkadaşlar yani. Gitmeyin. Ayrıca bakın her zaman söylüyorum. İtimat araştırmaya tabidir. İtimat etmek için senin biraz da araştırma yapman lazım. Oradan alacağın bir bileziği kaç gram 50 gram. Kaç lira şu kadar. Gideceksin arka sokakta tarttıracaksın. Hakikaten 50 grammış. 2 tarttıracaksın, 3 tarttıracaksın sonra güveneceksin. Lütfen bunu hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diye. Bir daha bak böyle şeylerle karşılaşmayalım yani. Ama 3 kardeş şu anda gözaltındalar. Sayın savcı mevcutlu olarak istemiş. Yarın da adliyeye götürecekler. Evet. Gözünüz aydın. İnşallah paralarınıza kavuşursunuz. İnşallah onlar da bir ödeme planı çıkarır. Amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. O nedenle bir ödeme planı çıkararak paralarınızı tekrar alma yoluna girersiniz. Onun da haberini biz de yaparız. Gözünüz reklama aydın. Girelim. Reklamlardan sonra efendim işte küçük şiar. Çıkan yangında vefat etti. Fakat şiarın yaşadıkları... Anne ve üvey babasıyla yaşadıkları acaba bu yangında yani çocuk yangında mı öldü yoksa aslında öldü ve yangında öldü süsü mü verildi sorusuna yol açıyor ister istemez. Ara verelim aradan sonra tekrar burada olacağız. Samet Kılıç'la Gülizar Amanet'in ilk çocukları olan 9 yaşındaki Şiar, 28 Nisan'da çıkan bir yangında hayatını kaybetmişti. Samet Kılıç'ın oğlunun ölümüne sebep olmakta suçladığı eski eşi ve onunla birliktelik yaşayan Hami Kıcı da stüdyomuza konuk olmuştu. 13 yaşına girmeden Şiar ölecek dedim. Bak, bunun üstüne basa basa da söyledim. Kayınvalidem de şahit. Ama sen bir tek Şiar'ı görmüyorsun ki diğer çocuklarının da öldüğünü görüyorsun. Diğer çocuklarımı da gördüm abla. Garip rüyaları ve tuhaf iddialarıyla dikkatleri çeken anne Gülizar Amanet'in birliktelik yaşadığı Hami Kıcı ile tanışması da hayli ilginçti. Siz Hami ile nasıl tanıştınız? Nafaka davası vardı. Sonra Samet İzmit'e geldiğinde benim yanıma sevgilisi Sedef'le birlikte geldi. Şimdi o Sedef de aynı zamanda Hami'nin senin de eski sevgilisi evet, mi? Evet, onun eski sevgilisi. Hami'ye de mesaj attı. Benim yanıma gel, ben seni çok özledim dedi. Hami de geldi. O akşam geldi. Sedef benimle o ara dalga geçmeye başladı. O da bekar, sen de bekarsın. Alın evlenin işte falan diye. Konuşmaya başladık. İş ciddiye binince kendisi ağlamaya başladı orada. Şiar'ın ölümüyle ilgili
şüpheleri tetikleyen en önemli ayrıntılardan biri hiç kuşkusuz annesinin gittiği hastanede söyledikleriydi. Sen aldın Hami'yi götürdün. Hami'yi hastaneye götürmeden iki gün önce bu rüyayı görmüşsün. Gidip de doktora niye oğlumuz öldü dedin. Soru bu. Yani şöyle söyleyeyim, yanımda konuşacak hiç kimse yok. Ve şey o anda ağzımdan çıktı, söyledim. Tamam, o ondan ağlamıyor demişsin. Çocuğumuz öldü, ona ağlıyor demişsin. Ve ben dedim ki kendi eşim orada ağlarken. Dedim o yüzden sen ağlamıyor. Sen öyle yalaka yalanlar söyleme. Dedim, bana şey, karşı söyle. Ben sana telefon açtım. Benim, ben ölmemişim. Şiar ölmüş. Benim. Sen bana karşı söyle. Bir dakika. Ben sana ne dedim Gülizar? Ben dedim Şiar. Nerede? Sen dedin ki Şiar bakçaya gitmiş. Hami. Sonra sen dedin şeye gitmiş. Hami. Uyumuş. Ben sonuna kadar seni silkeleyeceğim. Ben Şiar gelmiş, ben ölmemişim. Ben dünyayı yıkarım. Anne Gülizar Amanet stüdyoyu terk ederken birliktelik yaşadığı Hami Kıcıysa ölen Şiar'a şiddet uygulayıp uygulamadığı sorusunu cevaplamaya çalışıyordu. Üvey babaya yönelik en ağır suçlamayı ise Şiar'ın 8 yaşındaki kardeşi yapmıştı. Çocuklar gayet net bir şekilde anlatıyorlar. Senin tek ayak üzerinde onları durdurup ceza verdiğini anlatıyorlar. Hayır. Kalkıyorlar, gösteriyorlar. Senin Gülizar'ı döverken Şiar'ın araya girdiğini, itişmeden dolayı yere düştüğünü yüzüstü ve bir daha yerinden kalkmadığını söylüyorlar. Hayır, kesinlikle şiddet yok. Yani 8 yaşındaki bir çocuğun ifadesi de ifadedir yani 8 yaş. Tamam, anlıyorum Simge Hanım ama ben hiçbirisine vurmadım. Eski eşini görmekten rahatsız olduğunu söyleyen Şiar'ın annesinin her konuşması, her ifadesi yeni bir şaşırtıcı ilişkiyi açığa çıkartıyordu. Boşandıktan sonra gümrüsünde ev tuttum. Orada geldi kaldı. Çocukların istediği kadar gördüm. Ki hatta Sedef'in kocası dövdü, ben kurtardım. Sedef de mi evliydi o sıra? Samet'in yanındaydı, seni çağırdı. Sonra taksinin içindeyken yine Ben ne için geldim oraya? Sus. Ben ne için geldim oraya? Tamam, sen sus. Sürekli benden tamam. Kaçmıyor muydun? Ben diyorum sus. Bekozda. Tamam sus. Bekozda. Çocukları görmek için geldim. Şimdi sen diyorsun ki çocuklarım da iki çocuğum da bana versinler diyorsun. Bak ama sen bu çocukla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmadan ne o adam sana çocuklarını geri verir ne devlet sana geri verir. Bana vermesin. Ben herkese de söylemişim bunu. Bana ver. Ben bunu herkese bana söylemişim. Çocuklar direkt yurda alınsın, ne Samet'in ailesine ne de benim aileme kalmasın çocuklar. Rüyasında 3 çocuğunun da ne zaman öleceğini gördüğünü anlatan Gülizar Amanet'in kendi annesiyle ilgili söyledikleri de şaşkınlığa yol açtı. Ben anneme dedim ki çok fazla kavun yeme. Senin hasta olduğunu, yere düştüğünü, felç geçirdiğini ve konuşamadığını gördüm dedim. O da bana küfür etti tabii kendi annem. Ondan sonra sabah oldu, ayağa kalktı, makineden çamaşırları çıkarttı, dışarı asacaktı. Sonra birden yere düştü, felç geçirdi, bir daha konuşup yürüyemedi. Dehşet verici olayların açığa çıktığı, korkunç suçlamaların havada uçuştuğu yayınımız sırasında resmi kayıtlara da giren bir iddia gündeme geldi. Yaklaşık 4 ay önce ölen Şiar henüz 8 yaşındayken bomba yapımını öğrenmişti. Bu kayıtlara geçmiş. Bu 9 yaşındaki çocuk, hatta o zaman 9 yaşında değil 8 yaşındayken eve yetkililer geliyor, sosyal hizmetler diyor. Ben tam netini bilmiyorum. Bu çocuk gelen şeyleri evde bomba yapımını bildiğini, öğretildiğini söylemiş. Babam öğretti demiş. Niye öğretiyorsunuz çocuğa böyle bir şey? Bir de siz nereden biliyorsunuz? Siz niye böyle bir şey öğrenme ihtiyacı duydunuz? Ben böyle hiçbir şey değilim. Tabii geldim. Yani şu anda bile tek. Öyle bir şey yok. İyi de bu çocuğa da herhalde annesi gibi rüyasında öğrenmedi yani. İddialar peşi sıra geliyordu. Bu defa yayınımıza bağlanan bir izleyicimiz Gülizar Hanım'ın sadece 9 yaşındaki oğlu Şiar'ın değil karnındaki bebeğin de öldüğü iddia edildi. Üstelik de bu iddialarda birden fazla hamilelikten ve bebekten söz ediliyordu. Kayınvalidemle kayınpederim öldürdü. Sessiz sedasız da gömdü. 4 aylık bebek doğduktan sonra mı gömdünüz? Kendisi sürekli aldatıyordu. Hamile olduğumu yemin ederim bilmiyordum. Valizimi topladım, evden çıkacaktım. Evet. Senin baban, ben kardımın oradayken geldi bana vurdu. Evde mi düşük yaptın sen? Evet, evde düşük yaptım, hastanede aldılar. Çocuk şey bacağımın arasına kadar düşmüştü. İftira, şeye, kurban etme. Biz sonra hastaneden çocuğu getirdim ben, ölüsünü istediler. Ondan sonra gömdüler. Bebeği gömdünüz mü? Gömdüm. İkinci mezara götürdüm, gömdüm. Gülizar dedi ki benim 5 yaşındaki havindar kızım, kocam duvardan duvara vurarak öldürdü diye söyledi. Havindar yaşıyor, havindar ölmedi ki. Ama sen öyle mi anlatıyorsun? Havindar'ın ikizi var dedi, kocam, eski kocam dedi, duvardan duvara vurarak öldürdü dedi. Bu doğru. Doğru mu bu da? Bu da doğru. Yok. Yalan. Nerede? Ben şu anda bile değil de. Öyle bir şey yok. O Hevide'nin en küçük olan, o ikiz mi doğdu onunla? Yok. Yalan diyor. Yalan.
Yalan diyor. Yalan Müge Hanım. Sen şey söyleyeceğim, sen konu komşuya yalan mı söyledin yoksa şey evliler ikiz mi doğdu? Bir saniye. İkiz doğdu. Nüfusta kaydı yok işte. Evde doğdu. Hı. Sonra işte kayınvalidem doğurdu. Hı. Öyle. Evidar ikiz mi doğdu, tek mi doğdu? Tek doğdu Müge Hanım. İkiz doğdu diyor Gülizar. Ya, yalan söylüyor Müge Hanım. Tamam, Evidar nerede doğdu? Hastanede mi, evde mi? Hastanede yapmış. Evidar hastanede oldu. Hangi Hanım, hastanede doğdu? Ümraniye Araştırma Hastanesi'nde. Hastanede doğurdu diyor koca. Şu anda bile dayıyla istesem kayıtlarını çıkarırım. Çıkarabilirsin. Aynen. Ama. Şimdi sen niye diyorsun ikizdi? Niye diyorsun ikiz ya? Kaza sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki küçük Şiar'ın ölümünü gizlemek için evde yangın çıkartılmış olabilir miydi? Bu korkunç iddia da gündeme geldi programda. Benim çocuğumu yakma gibi bir şansım asla olamaz. Ben kendi çocuğumu öldürecek derecede bir insan değilim. Öldürmek demeyelim de acaba bir kaza mı oldu? Ölen küçük çocuğa sadece üvey babasının değil annesinin de şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Anlatılanlar küçük çocuğun ölüme giden süreçte dayakla çok fazla karşılaştığını ortaya koyuyordu. Çok şiddet uyguluyordu çocuklarına. Bu şiddet üst boyuttaydı. Yani hani çocuğun ağzından kan gelecek şekildeydi. Hiç düzgün bakmıyordu. Şiara hiç Hevidar Medine'ye de telefona bağlayın sorun. Ben ne Hevidar'a ne Medine'ye ne de Şiar'a hiçbir zaman vurmadım. Ama Şiar'a bir kere vurdum. Ağzından kan gelecek şekilde vurdum. Niye diyorsun ben hiç dokunmadım? Bizim... Niye diyorsun ben şey Hayır, yapmadım? Bak. Yaşananların tahmin edilenden çok daha fazla olduğu gelen telefonlardan anlaşılıyordu. Dedi amca beni babam dövdü. Gerçekten bu yüz kısmında görülecek şekilde belliydi. Kafası çizmiş ve kulağında da yara varmış öyle mi? Evet. Evlerinde de çok sesler geliyor. Orada da rahatsızlık verdiler. Orada bizim buradan Sakarya'ya gittiler. Ev sahibiyle kavga ettim orada. Etmedim demiyorum. Hatta yan komşumuzla kavga ettim. Ne diye ettin peki? Şiar geceleri altına yaptığı için biz Şiar'a bağırdık orada. Hayır. Şiddet yok. He? Bağırdık ama... Şiddet... Vurmadı. Şöyle diyeyim ben sana. Biz, tamam mı? Sen bizim yanımızda değil. Yanımızda bile değil. Şu anda Medine, Medine bana diyor ki yaptığı için diyor, baba, biz diyor, bağırdık. Diyor, benim kollarını ısırdı diyor. He. Bağırdı. He. Annesi soğuk suyla yıkıyordu. Şofben bağlanmamıştı da. Soğuk su geldiği zaman Şiar bağırıyordu. Yandaki kadınla kocası eline sopa alıp beni dövmeye gelmişlerdi. Bir eve bir adamın eline sopa alıp yandaki evin kapısını çalması için o evden gerçekten çok canhıraş feryatlar gelmesi lazım. Bu anlattıklarınız normal. Normalde gerçekten değil. Tamam ama yaşanılanlar bu. İşte yaşanılanlar ve yaşatılanlar. Şimdi işte o yangın gecesinde de ne yaşandığını herkes merak ediyor. Arkadaşlar acaba siz yaptıklarınızın farkında mı değilsiniz? Çünkü arkadaşlarımız dün bizi o kadar çok arayan oldu ki yani bizzat mahalleye de gittik. Mahallede konuşulanlar hiç sizin anlattığınız gibi değil. Seni Şiar'ı son derece dövdüğün yönde senin de. Ben Şiar'a hiç... Ben dövmedim. Bir saniye. Ben Şiar'a hiçbir zaman vurmadım. Şiar'a, Medine'ye, Hevidar'a da vurmadım. Kim dövdü o zaman? Ben kadın ısınma evinden çıktıktan sonra hiçbir şekilde vurmadım. Hani annesi şiddet uyguluyor falan dediler ya. O zaman Hami mi dövüyordu? Dediler ya. Hayır, Hami de hiç vurmadı ona. Çocuk kendi kendini mi dövüyordu? Ondan sonra hiçbir şekilde vurmadım. Sadece bir... Allah. İşte yakmış... Şey bizim mahallede sigara sağlığa zararlı olduğu için çok fazla ağzını ağzını almış. Önce çekmiş. gümüş suyu mahallesi komşuları. Şimdi sizin anladığınız onu nereye yazdı Nurcan? Siz o kadar çok yer değiştirmişsiniz ki. Evet. Yani anladığım kadarıyla siz bir yer, onu nereye yazdın? Hani nerede bakayım? Bak şimdi. Anladığım kadarıyla siz gidiyorsunuz. Ondan sonra kirayı da ödemiyorsunuz. Sonra bir de orada kavgalar, dövüşler oluyor. Özellikle Beykoz, İstanbul'u bilmeyenler için söyleyeyim. Hani Müge sen nerede yaşamak istersin İstanbul'da desen. Hani Beykoz benim ilk beşimdedir. Çünkü Beykoz semti hem böyle deniz kenarında bir de çok ailenin olduğu, çok böyle... Yapıların bozulmadığı, yani dışarıdan çok böyle insanların gelip oturmadığı. Hani köy gibi demeyeceğim de ne diyeyim? Daha herkesin birbirini tanıdığı. Yerleşik kültürün korunduğu bir semttir. Evet. Yani Beykoz çok güzel bir semttir bu anlamda. Ve herkes birbirine sahip çıkar. O yüzden benim de ilk beşimdedir. Hani İstanbul'da nerede? Beykoz, evet. Ben Beykoz'da doğdum.
Pardon, ben Göl'de doğdum, Beykoz'da büyüdüm. Beykoz. Yani o yüzden Beykoz'daki insanlar birbirlerine müdahale de ederler. Çünkü herkes birbirini tanır. Yok, neden şimdi ev değiştirdiniz dediniz ya onun... Boşanma aşamasındayken Beykoz'da Gümüşsuyu Mahallesi'nde yaşamışsın. Ondan sonra Ayazma'ya geçtin. Sonra Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 farklı ev değiştirmişsin. Evet. Sonra o sırada Samet'ten boşanmışsın. Ardından yine Beykoz Soğuksu Mahallesi'ne taşınmışsın. Evet, oraya... Soğuksu'daki adresinden ayrıldıktan sonra Dereseki Mahallesi'nde bunların hepsi 2 yıl içinde oluyor yani. Evet. En son Çubuklu Mahallesi'ne ikamet ediyorsun. Bu ev değiştirme süreçlerinin hepsinde yanında boşandığın kocan Samet ve onun sevgilisi Sedef de varmış. Vardı. Üçünüz evet. Beraberdiniz yani. Evet. Şöyle. Sonra dur bir dakika. Hamile Beykoz'dan ayrıldıktan sonra Sakarya'ya Şiyar'ın öldüğü eve gitmişsin. Burada yaşamaya başlamışsın çocuklarınla. Bir ay sonra çocuklarını alarak tekrar Beykoz'a dönmüşsünüz. Beş gün arabada yaşamışsınız. Ardından Beykoz Yeni Mahallede ev kiralamışsınız. 2 ay sonra tekrar Sakarya'ya yangının çıktı ve hala yaşamakta olduğunuz adrese dönmüşsünüz. Ha, evet, şey virüs nedeniyle biz Sakarya'ya geri niye bu kadar geldi. Ev değiştiriyorsun? Ha, neden o kadar çok ev değiştirdiğimi de hemen işte onun açıklamasını hepimse. Ben ilk Gümüşsuyu'nda oturdum. Kadın sınıf evden çıktıktan sonra. Şiyar zaten ev sahibim Ayşe abla da biliyordu. Şiyar çok yaramazdı. Çok ses yapıyordu. Çok ses yani yaptı. Hani bu çok sesli, sakindi, hiç koşamıyordu, kenarda oturuyordu. Yok. Şimdi de yaramaz mı oldu? Hayır, ev sahibim de biliyor. Ev sahibime de sorabilirsiniz. Çocuk da hiç öyle değilmiş. Hatta muhtarın da röportajını izleteceğim. Çok da hiperaktif bir çocuktu diyor zaten. Yani işte çok yaramazdı, dinlemezdi normalde. Ona hayatım dün anlatırken neden çocuklarla beraber o tek başına yanan evdeydi çocuklarla değildi dediğimde Hami anlatmadım mı? Çocuk şişmandı, yerinden kalkamıyordu, koşamıyordu. Hayır, ben kadınsın evinden ilk çıktığım zamanı anlatıyorum. Hami'nin evine geldiğim zamanı anlatmıyorum. Hayır, ben de başka bir yere geliyorum. Diyorum ki dün de bu çocuk hani şişmandı, yerinden kalkamıyordu, koşamıyordu da o yüzden anlaşamıyordu. Zaten o zaman da kiloluydu zaten ama o bizim evin önü normal... böyle bahçe gibiydi ilk taşındığımız evin önü. Ve sonrasında neden taşındığımı da dur. Ekrana verin Şiyar'ın görüntülerini de görelim rahmetlinin. Neden şey yapamadığımı da söyleyeyim. Bakın bakın gördüğünüz gibi koşamıyordu zaten normalde. Çocuğumun sıkıntısı yok ki. Nasıl koşamıyor? Nereden anlıyoruz biz koşamadığını? Ve yani çocuğun kilosu da tamam biraz toplu bir çocuk ama evet. Öyle obez bir çocuk değil yani onu gayet rahat hareketlerini yapabilen bir çocuk. Sonra Gümüşsuyu'na ilk taşındığımızda zaten eski eşim geldi. Ama Gümüşsuyu'ndan bana telefon geldi. Dedi ben Kemal amcanın yani eski eşim. Babası için dedi. Ben dedi onun amcasının oğluyum. Şiyarları çocukları almaya geliyorum dedi. Onlar öyle deyince biz apar topar evi boşaltmak zorunda kaldık. Öyle tamam oradan için. Öyle diğerlerinden. Diğerlerinden de aynı şekilde ama diğerlerindeyken mesela benim diğer tuttuğum bütün evlere Samet geldi. Sonradan Sedef'in gelme şekli de şöyle oldu. Her geldiğinde de. Boş geldim mi ben? Sen son zamana kadar Sedef'le beraber yaşıyormuşsun konuştuk. Gümüşsuyu'ndan taşındıktan sonra neden Sedef'le aynı evde kaldığımızı söyleyeceğim. Bana Sedef dedi ki Güzel dedi eşimle kavga ettim. Beni sokağa attı. Parktayım. Eylül'le birlikte dedi. Bir tane kızı vardı. Eylül'le birlikte parktayım dedi. Dedim ki ben de anneyim. Hatta bağlansın. Söylesin. Ben de anneyim Sedef dedim. Al çocuğunu gel yanıma dedim. Çocuğunu aldı getirdi. O akşam çocuk titriyordu. Hastaydı zaten. Sonra ilaç falan aldı. Sen kocanın sevgilisi olduğunu biliyor muydun Sedef'in? Yok vallahi bilmiyordum abla. O zaman sevgili olduklarını bilmiyordum zaten. Sonra ondan sonra dedi ki Sedef. Aslında galiba ben şöyle bir yanlış yapıyorum. Onu da itiraf edeyim. Ben sevgili mevgili diyerek ben yanlış konuşuyorum. Yani sizin aslında bu anlattığınız sevgililik değil. Hani eşlik diyorsunuz eşlik değil. Ben yanlış. Evet. Yani ona kullanılacak bir kelime bulamadığım için onun karşılığında. Çocuğumuz da bu efendim, rahmetli çocuğumuz. Çocuk için zekası da geri demişsiniz. Yandıktan sonra ondan dolayı çıkamadı. Zekasına da bir problem yok çocuğun. Yani konu komşuyla konuştuk. Çok da hiperaktif bir çocukmuş zaten. Kadın sınıf evinden çıktıktan sonra zeka testi yapıldı Şiyar'a. Ne çıktı? Hatta Cansu Hanım götürmüştü. Oradaki doktor dedi ki
%74 zeka gerekliliği gözüküyor ama dedi ilaç yazacağım onu kullanın dedi. İlacı yazdı, ben ilacı aldım. İlacı aldıktan sonra şey Şiar sürekli uyumaya başladı. Gülizar, ne başladı. İlaç ben var? Ben de ilacı kestim. Ne de bir ben, şeyi var. Ben de ilacı kestim. Sen oraya ondan hatta sonra bana dediler ki karakola gitmişsin, sen demişsin ki benim oğlum zihinsel engelli. Bak şu anda dünyalarca kişi izliyor, tamam mı? Biliyoruz. O çocuğun herhangi bir yerde bir sıkıntısı var mı? Var. Neresine var lan? Var. Hem vicdansız. Doğru düzgün konuşmayı bile beceremiyor. Bak ben her geldiğimde, bak oradaki mahalleyle, tamam mı? Mahalle ne diyor? Diyor ki annesi vicdansız, her şekilde çocuğa şiddet uyguluyor, çocukları dövüyor. Ama babası geldiği zaman eli dolu geliyor, getirdim babamın yanına, annemin yanına, tamam mı? Ertesi hafta getirdiğim zaman mahalle ne yapıyor beni? Beni orada övüyor. Diyor ki senden hariç bu çocuğa kimse bakmaz. Ben de burada, annem de burada, babam da burada, tamam mı? Tamam. Ben onların hakkını da şey yapmam. Ben ilgilenmediğim zaman babam ilgileniyor. Müge Hanım, benim kız zaman kardeşim annem ilgileniyor. Benim kız kardeşim bağlanacaktı dün. Kendi göz bebeği gibi baktılar. Kimisi bağlanır. Gümüşsuyu mahallesindeki komşularınız. Hı hı. Allah razı olsun herkesten. Herkes bildiğini anlattı. Bakın izleyin. Gülizar Amanet 3 çocuğuyla birlikte bir süre İstanbul Beykoz'da Gümüşsuyu Mahallesi'nde yaşamını sürdürmüştü. Annenin Şiar'a şiddet uyguladığını söyleyen mahalle sakinleri oldukça çarpıcı iddialarda bulundu. Haber ekibimizin görüştüğü komşulardan biri Sevim Demirtaş'tı. Şiar devamlı benim kapımda duruyordu. Devamlı ben yediriyordum. Gülizar boş kredi kartını çocuklara veriyordu, markete yolluyordu. Markette de hani görenler şey yapsın diye 1-2-1-2 anlaşıldı tabii. Ondan sonra da bir gün yine bizim kızlar görmüş. Aşağıda balıkçıda yemek yemiş. Yine kartı vermiş. Dedim nasıl saldılar onu? Bir şey dememişler, hani getireceğim diye öyle söylemiş. Gülizar Hanım çocuklarına bakar mıydı? Akşama kadar çocuklar sokaktaydı. İdrar kokuyorlardı. Çocuklar öyle çok şeydi. Şiara ağzını kanatacak kadar vurmuştu. Hatta kızım müdahale etti. Şikayet edeceğim seni dedi. Öyle zaten şikayet konusu deyince çok durmadı burada. Buradan taşındı. Hemen yan komşu olan Adil Şengül de sık sık ağlama ve hırpalama sesleri duyduğunu anlattı. Abdest alırken çok ağlamak sesleri, annesinin onu dövdüğünü sesleri ben duyuyordum. Bir anne gibi değildi yani. Bir annenin yapmış olduğu bir evladına olan şeyleri yoktu yani. Birçok komşudan para istiyordu. Tamam, komşu olarak her zaman biz millet olarak yardımcı bir milletiz ama kapıya vurup para istenmesi uygun bir şey değildi. Komşu olarak bize rahatsızlık vermişti yani. Ev sahibi olan Ayşe ve Sıtkı Ayan çifti ise Gülizar Amanet'ten oldukça şikayetçilerdi. Bana dedi kaymakamlık kiramı verecek dedi. Ne olur verin dedi. Ben de ayağım sakat, yürüyemiyorum dedi. Bu giriş kat tutuyum dedi. Biz acıdık, verdik evi. Öyle deyince. Ne kadara kiraya verdin? 650'ye verdik. 4 ayın 5 ayımı ödedi. 3 ayında taktı gitti. Eve bir girdik ki buzdolabında etler kokmuş. Artık halılar mı çürümemiş? Her şey olmuştu evde. Evi tahrip etti buraya. 3 aylığı vermedi. Elektriği, suyu da taktı. 15 bin lira zarara soktu ben. Savcılara şikayet ettim ben. Anahtarı aldı gitti. 1,5 ay anahtarı vermedi bize. Dünyanın en yalancı insanı bu bir defa. Ona asla inanmayın. Çocuklara sahip çıkmazsın sen, bakma yalan söyle. Nigar Şengül'ün iddiaları da diğerlerinden farklı değildi. Burada 5-6 ay kadar oturdular. Çocuklarına şiddet uygulardı. Ben gece duyardım onları, döverdi. Çocuklarını böyle bir öbürüne yollardı. Ondan para iste, şundan al, böyle. Benim kapıma da bile gelmiştiler. Yani ben de acırdım. Ne yapayım yani, sonuçta ben de bir anneyim. Verirdim. Şengül'e göre olay yangın süsü verilmiş cinayetti. Bence onu öldürdüler, evi yaktılar. Yani güya kendisi evde yangıcıkta öldü süsü gibi bir şey oldu bence. Gördüklerimden ötürü böyle düşünüyorum. Çocuklar çok bakımsızlarmış. Yani herkes diyor ki anne olarak bakamıyordu diyorlar senin için. Yok zaten normalde zaten Medine ve Hevidar, pardon Şiar sen ve... Sen normal konuşuyorsun, niye benim karşımda böyle kelimeler? Normal konuşuyorsun normalde, normal konuşsana. Medine ve Şiar ikisi zaten altına işiyordu. Ve bundan sonra bunun için bez talebinde falan da bulunmuştum, hasta bezi. Ama Şiar'ı doktora götürdüğümüzde, Şiar'ın doktoru demişti ki Şiar'ı idrar sürekli altına yapıyor diye götürdüğümüz. Bez takmayın, bez takarsanız beze alışır dedi. Ondan sonra ben ondan bahsetmiyorum. Sen çocuklarını dövüyormuşsun. Çocuklar idrar kokuyordu, çocuklar bakımsızdı diyorlar. Yok, üstüne Şiar normalde ayaktayken de üstüne işiyordu. Ama yıkamama gibi bir şey yoktu. Yıkıyordum ama yine dışarıda oynarken falan da üstüne işiyordu. Tutamıyordu kendini. Ben bunu kaç kere... Dayak yediği için olabilir mi?
dayak falan yok. Hiçbir şekilde vurmadım ben çocuklarıma. Peki oradan bir de yeni mahalle sakinleri. Şimdi Beykoz'da siz bir süre ev değiştirmişsiniz yani. Bugün yine gideriz. Peki yeni mahalle sakinleri ne diyor? Evet, herkes yalan mı söylüyor yani? İstanbul Beykoz'daki ilk yerleşim yerlerinden taşınan Gülizar Amanet, Hami Kırcı ile aynı ilçedeki yeni mahallede yaşamını sürdürmeye devam etmişti. Yeni mahalle sakinlerinin iddiaları da öncekilerden farklı değildi. Mart ayıydı herhalde. Mart veya Nisan'ın başları olabilir. Çocuk ağlıyordu, o da bir vurma sesleri vardı yani. Şiarın mı ağlama sesini duydunuz? Evet, vurma sesleri vardı yani. Duvarlarımız yan yana olduğu için ses geliyor gayet. Çaldım kapıyı, o Hami açtı. Dedim, çocuğu dövüyor musun, şiddet var mı? Dedi, yok abi, dedi, çocuk dedi altını pisletti. O onun için dedi ağlıyor dedi. Dedim, şiddet falan varsa polisi arayacağım dedim yani. Ondan sonra çocuğun sesi kesildi. Aradan bir yarım saat, bir saat sonra bunlar gitti buradan. Gidiş o gidiş, daha o bayan gelmedi buraya. Ne kadar kaldılar bu evde? Tahminimi üzerine bir ay falan kaldılar. Ev harap haldeydi yani, yaşanacak bir şekilde değildi. Mutlak, her şey pislik içindeydi yani. Sonradan bir bayan tutuldu. O temizlik yaptı işte burada. Hep eşyalar falan yerlerdeydi. Komşu Meryem Pehlivan. İşte bu mu sizin kapınızı çalan adam? Evet. Evet. Adam kapıyı yalan mı söylüyor adam? Yok. Hayır, ben orada da söyledim zaten, çocuğa şiddet yok. Şiddet değil. Biz yeni taşındığımız için küçük tüp ve normal büyük tüp yoktu. Şofbeni açmıştım. Şofbenin kendi suyunu altına tuttum ve altını yıkadım. Hiçbir şekilde vurma falan yok. Şiar kendisi soğuk sudan korktuğu için anne yıkamayacağım dedi. Dedim ki bez yok şiar altını silmek için dedim. Sadece bir tane atletin var. Çamaşır makinesi de yok. Burada yıkayamıyorum dedim. Onunla altını silersem olmaz dedim. O da yok anne, çocukların yıkamayacağım dedi. Çocukların kıyafetleri nerede? Yok, biz Sakarya'dan ilk geldiğimizde çocukların elbiseleri yoktu zaten. Niye? Yanımızda yoktu. Niye Sakarya'dan gelirken bir çantanın içine koymuyor musun kıyafetlerini? Yok, Sakarya'dan kendine yoktu. Niye? Beykoz'a geçtiğimizde geri döneceğiz diye geçmiştik. Medine ile Hevidar ve Şiar için bir iki parça elbisesi vardı zaten normalde de. Öyle çok kalabalık bir elbisesi yoktu. Biz zaten sadece eski eşiyle boşandığı için imza atıp geri dönecekti. Biz geri geleceğiz diye çıkmıştık evden. Sonra ben dedim ki madem... insan köpeğini bile bir yere götürecekken bir çanta ayarlıyor. İçine suyunu koyuyorsun, bezini koyuyorsun. Yok, mamasını koyuyorsun falan. Senin bir tane çocuğun zaten şu anda 4 yaşında, bahsettiğimiz 3 yaşında. Yani nasıl onların kıyafetlerini almadan şehirler arası yani yolculuk yaparsınız? Şiar'ın ve Medine'nin Hevidar'ın param yetmediği için alamadım. Elbiseleri yoktu. Hiç elbiseleri yoktu. Yok. Sakarya'ya ilk geldiğimizde hiç elbisesi yoktu zaten. Benim çocuklarımın elbiselerini giydiriyordum. Onun çocuğun elbisesini aldım ama Arda çok zayıf olduğu için, Şiar'da kilolu olduğu için onun elbisesi ona olmadı. Ben kendi tişörtümü giydirmiştim Şiar'a. Biraz kilolu olduğumdan dolayı. O yüzden elbiseleri yoktu. Ya Gülizar, bugün alamadım. Belediyeye, kaymakama gittiğin zaman... Başvurdum. Evraklarda ben deydim. Dediler ki ben başvurdum dedi. Atıyorum mesela ayın 27'sinde başvurdum dediler, biz sizi arayacağız dediler. İyi de bu çocuğun elbisesi yoksa 27'si beklenmez ki, daha evvel olmadığından itibaren gidilir, başvurulur. Başvurdum zaten orada, dosya tarihi ne zaman açıklanırsa o zaman gidip başvuramaz alıyorsun. Çünkü 2-3 ayda bir adres değişikliği yapıyorsunuz. Yok. Dolayısıyla hangi belediyeye başvuracaksınız? Yok, Beykoz Belediyesi'ne başvurdum zaten. Hangi kaymakamlığa başvuracaksınız? Ondan sonra da... Sizin sabit... Direkt şikayet üzerinden... Çocuk adres değiştiriyorsun değil mi? Çocuk bakabilmek için, bir saniye. Çocuk bakabilmeniz için sabit bir eviniz olması lazım. Çalışabilmek için yine sabit bir mekanınız olması lazım. Belediyeye başvursanız dahi o sizden ikametgah isteyecek. Nereyi vereceksiniz? Üstelik kaçar gibi neden 2-3 ayda bir yer değiştiriyorsunuz? Çünkü, hayır, sebebi çok belli. Her gittiğiniz yerde komşular şikayet edeceğiz diyorlar. Yok. Ve siz de kaçıyorsunuz. Hayır, bunun şikayetle ilgisi yok. Ben açıklama yapamıyorum ama kendi sevgilisiyle ilgisi var. İyi de yandaki adam gelmiş, çocuğu dövüyorsunuz. Polise şikayet edeceğim sizi demiş, gitmişsiniz. Hayır, diğer evler ya için söylüyorsunuz. Hayır, bu ev için söylüyorum. Adam diyor ki kapıyı çaldım gece. Ben sana ne dedim Gülzar? Ben de zaten açıklamasını yaptım. Ben de zaten açıklamasını yaptım. Dedim ki vurma falan yok. Tamam, niye kaçar gibi gittiniz o zaman sabah evden? O sabah? Oğlu benim rahatsızlandı. Benim kendi çocuklarım rahatsızdı. O yüzden gittik. Bunu kendi biz daha önceden 2-3 gün önceden gidecektik. Aracım arızalı olduğu için ben aracımı bile kendim topladım kapıda.
Orada çoğu kişi de kendisi de gördü. Hırsızlık da oldu hatta, arabası soyuldu. Aynı yerde benim çalındı. Aracım soyuldu. Senin de hırsızlık yaptığını söylüyor muhtar. Dur bakayım şimdi gene arabayla ilgili. Bak şimdi bir dakika. Şu bir dakika. Bu beyefendinin açıklamasını bir daha bir izleyelim. Sonra onun devamını diyeceğim. Bak şu açıklamayı bir daha bir verir misin Emre? Şimdi bak bu bilmiyorum. Dün bizim işte sopayla kapımıza dayandı dediğin komşu. Benim de helal olsun dediğim komşu. Evet. Adam dayanamadım ses ediyor gittim diyor. Daha aslında burada edepli anlatıyor. Bize daha şey anlatıyor. Bak bunu bir daha verin. Onun arkasından siz buradan gitmişsiniz. Eve temizlikçi kadın girmiş. Onu gireceğim. Ondan sonra devamını izleyeceğiz. Mart ayıydı herhalde. Mart veya Nisan'ın başları olabilir. Çocuk ağlıyordu. O da bir vurma sesleri vardı yani. Şiarın mı ağlama sesini duydunuz? Evet. Vurma sesleri vardı yani. Duvarlarımız yan yana olduğu için ses geliyor gayet. Çaldım kapıyı. O hami açtı. Dedim çocuğu dövüyor musun? Şiddet var mı? Dedi yok abi. Dedi, çocuk dedi altını pisletti. O onun için dedi ağlıyor dedi. Dedim şiddet falan varsa polisi arayacağım dedim yani. Ondan sonra çocuğun sesi kesildi. Aradan bir yarım saat, bir saat sonra bunlar gitti buradan. Gidiş o gidiş, daha o bayan gelmedi buraya. Ne kadar kaldılar bu evde? Tahminimi üzerine bir ay falan kaldılar. Ev harap haldeydi yani, yaşanacak bir şekilde değildi. Mutlak, her şey pislik içindeydi yani. Sonradan bir bayan tutuldu. O temizlik yaptı işte burada. Hep eşyalar falan yerlerdeydi. Diyor ki ben gittim kapılarına, yarım saat sonra mı çocuğun hasta olduğu haberi Hayır, geldi gittiniz? Hayır, biz sabah 8'de çıktık oradan. Demek ki bu adam da sabaha karşı geldi demek ki. Tamam hasta oldu gittiniz, sonra niye geri gelmediniz? Biz gittikten bir gün sonra yasak çıktı. Yasak çıktı ve yollara gitmek yasaktı. O yüzden yasan kaldırılmasını bekledik. Sonra yasak kaldırıldı. Medine, Hevidar, ben ve Şiyar üçümüz arabaya bindik. Bindik ondan sonra Sakarya'dan İstanbul'a gelecektik. Sonra tekrar bir daha yasak kalktı. Yoldan geri döndük biz bir daha. Yarı yoldan bir daha geri döndük. Kocaeli'den bir daha geri döndük. Yasak var, gidemezsiniz dediler. Yoldan geri döndük. O yüzden bir daha eve geri geldik, Sakarya'daki eve. Bak, Gümüşsuyu benim mahallem diyor. Bizim genel koordinatörümüz mesaj atmış. Gümüşsuyu benim mahallem, bizim komşular bu kadına kıyafet eşya yardımı yaptılar. Kadın bir de kıyafet alamıyor sözde. Her yere taksiyle gidiyormuş. Çocuklara fırıncı falan para veriyor. Bu kadın çocukların elinden döverek alıyormuş diyor. Hayır, hiçbir şekilde paralarını falan elinden alma, dövme falan yok. Yok. Şiara verildiğinde ona verilmiş, ne istiyorsa onu alacak. İşte o istediğini alıyordu. Hiçbir şekilde ellerinden parasını falan döverek ederek alma gibi bir şey mi yok? Madem peki, senden sonra işte siz oradan gitmişsiniz. Oraya da Beyi Oruç temizliğe gelmiş eve. Tanımıyorsun onu. Bak şimdi Beyi Oruç, siz evden ayrıldıktan sonra temizlik yapan kadının bir de anlattığına bakalım. Gülizar Amanet ve Hami Kıcı'nın İstanbul Beykoz'daki yeni mahallede yaşadığı eve temizlik için giden Behiye Oruç oldukça çarpıcı bir iddiada bulundu. Ben bu evi temizleyen kişiyim. Evin duvarları sade kanıdı. Suyla yıkadım kanları ben. Yorganları da kanıdı. Hep örtündükleri, örtü döşek hepsi de kanıdı. Yani ne varsa ellerinde hepsi de kan duvarlardaydı yani. Parmak izleri vardı. Hep parmak izlerini şey yaptım. Kan yapıştığı gibi. Demek acı şey yaptı. Çekyat hep kanıdı. Hep. Çocukların her yerinde yara vardı. Hele oğlan diyor kadın, her taraf kanlı. İyi de öyle bir şey olma her şansı şey yok. Bir ikincisi, çocukların her birinde yara falan olamaz çünkü hiçbir şekilde çocuklara vurmuyordu ki zaten. Ya o zaman seni mi dövüyordu da her taraf kanlı diyor kadın, niye yalan söylesin? Hayır. O zaman sen dayak yiyordun. Bence doğruyu söyleyin Gülizar Hanım. Bakın bu kadar insanın sizinle ilgili hep aynı söylemlerde bulunabilmesi mümkün değil. Tamam ama eşim hiç bana vurmadı. Önce bir derin nefes al. Sonra gerçeği söyle. Bilememiş olabilirsin. Bir öfke kontrolsüzlüğün olabilir. Ama bu kadar insan aynı şeyi söylüyorsa ve o evde kan varsa, o evde bir şiddet olmuştur bu çocuklara. Ya alakası yok onunla. Çünkü bu ne peki? Benim şeyim de biliyor, ablamın kızı da biliyor. Ben zaten bazen rahatsızlanırım, ağzımdan kan geliyor, bu ayrı bir şey ama duvarlara falan vurulacak şekilde öyle bir kanman değil, öksürdüğüm zaman ağzımdan geliyor. Ve çünkü acil benim ameliyata alınmam lazım zaten.
tekrardan ameliyata gireceğim ben kafamdan. Şu anda gününün gelmesini bekliyorum. Yani ağzından kan geliyor, sen de duvara duvara mı öksürüyorsun? Hayır. Hiçbir şekilde yani kan olma şansı peki, yok ya, zaten. Duvarlar, parmak izleri diyor. Öyle bir şey yok. Yorganlar, yani yataklar diyor. Kadın yalan mı söylüyor? Ağzından gelen kanın sebebi ne olabilir? Doktora ben gittim. Psikolojik dedi. He. Bir de benim sol taraf... Ya psikolojik nasıl ağızdan kan gelecek kardeşim? Çıldırtmayın beni ya. Neresi yani... Psikolojisi bozuldu. Ben hastaneye gittiğimde hatta Samet de götürdü birkaç kere. Sen o zaman demek ki sıkıyorsun o zaman. Yanaklarını manaklarını şey yapıyorsun. Ağzına da kan geliyor. Yok. Psikolojik kan geldiği nerede görülmüş? Kendisi yok de götürdü şey. Hastaneye birkaç kere. Kanaman vardı biliyor. Ağzından. Yok. Sinirlendiğim zaman alt kanaman oluyor. Ne oldu? Alt taraftan geliyor. Tamam, boynada çocuk doğurmuşsun. Olur kanaman tabii yani. Ne alakası var bu söylenen? Duvardaki kan iziyle. Duvara düşen parmak duvarda iziyle. Duvarda kan falan olma şansı yok. Nasıl bir bağlantısı olabilir Gülizar Hanım? Ameliyat olmam gerekiyor diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Psikolojikti diyorsunuz. Hani ben doktora gittim. Kendisiyle gittim. Ya gitmişsindir olabilir. Canım, doktora gitmenle de konunun alakası yok. Bununla da bir alakası duvardaki kan izi. Duvarda kan izi olma şansı yok. Var, kadın söylüyor işte. Biz evden çıktığımızda sadece ben bulaşıkları yıkacaktım. Eşim bana dedi ki acil çıkmamız gerekiyor. Hadi Arda'nın yanına gideceğim. Arda çok hastaymış dedi. Oğlu hastaydı. Onun yanına gitmek için yola çıktığımızda bulaşıklar kan vardı zaten. İzini. Hayatım, kadın bulaşıklar var anlamı demiyor ki. Anlamı nedir? Evi toplamadı. Toplamamıştık zaten. Toplayacaktım bak, ama. Bak, kadın ev dağınıktı da falan değil. Daha aslında baştan yayınlayın. Kadının anlattıkları daha da feciat yani. Daha devamı da var. Ama bu kan izleri kimin kan izi? İşte kan falan yoktu duvarda. Örtülerde falan kan yoktu. Sadece ben hasta olduğumda bir tek çarşafta kan vardı. O kanı da zaten ben yıkacaktım ama çamaşır makinesi olmadığı için suyun içine bastırmıştım onu. Ve dedi, banyodaydı. Tamam, izleyelim bir baştan. Ben bu evi temizleyen kişiyim. Evin duvarları sade kanadı. Suyla yıkadım kanları ben. Yorganları da kanadı. Hep örtündükleri, örtü döşek hepsi de kanadı. Yani ne varsa ellerinde hepsi de kan duvarlardaydı yani. Parmak izleri vardı. Hep parmak izlerini yaptım. Kan yapıştığı gibi. Demek acı yaptı. Çekyat hep kanadı. Hep. Çocukların her yerinde yara vardı. Hele oğlan çok kötüydü. Kızın da şu arka tarafında kulak gözünde yara vardı çocuğun. Hele oğlan var ya, oğlanın her yeri yaraydı. Felaketiydi yani. Tuvaletlerini bile çocuklara çuvala yaptırmış ya. Şiddete maruz kaldığı söylenen çocuklar Hami Kırca'yı gördükleri zaman bile korkmaya başlıyorlardı. Tir tir titrerlerdi böyle çocuklar. Kızım dedim, sana dedim çamaşır vereyim dedim, elbise vereyim dedim. Hayır dedi, babam bizi döver dedim. Korkma, bir şey yapamaz bizim yanımızda. Babanı tanıyoruz biz dedik. Yok yok teyze dedi. Babam bağırıyor dedi, kızıyor dedi, bizi temlik ediyor dedi. Babam dedi. Öz babam değil dedi. Baktım babası geldi, çocuğun kolundan tutarak sürüyerek sürü götürdü eve kadar. Toplandılar bizim komşular, baskın yaptılar ona. İçinde evin arabanın içinde de silah varmış. Silahla vurmaya karar vermiş uşak. Uşağı vurmaya karar vermiş. Siz niye söylediniz diye. Hami Bey mi vurmaya karar vermiş? Evet. Kimi vuracakmış? Çocuğa vuracakmış. Oğlana vuracakmış. Silahla mı? Evet, silahla vuracakmış. Başka kimler vardı orada? Dedi ki, babası dedi ki, o babası dedi, benim dedi arabamı soydular. Eline arabadan bir silah alıp dışarıya mı çıktı Hami evet, Bey? Evet, evet. Bunu başka kimler gördü? Mahallede çoluğun çocukla hepsi vardı bizim gençlerimizin. Oradan kaçmış. Candan kaçmış. Kendisi kaçıyor Hami. Gecenin 12'sinden birinde mi millet içeri girdikçe geri çocukları alıp gidiyor. O gidiş daha görmüyorlar. Yalan. Bu yalan. Yalan. Çünkü eşimin silah kullanma gibi bir şeysi yok. Arabada silah falan kullanmaz. Bu kadın kullanmaz. Sizin düşmanınız mı, konuşan kadın? Bu kadın benim teyzemin odunlarını çalan kişi. Mahallede sevilmeyen bir insan. Teyzemi de arayıp sorabilirsiniz. Onun için mi size iftira atıyor? Peki ondan öncekiler? Yani evinize gelen adam, mahallenin evine diğer gelen adamı insanları. Ben zaten dün de söyledim. Çocuk ağladığı için geldi. Ya bir çocuk. Bizde çocuğa şiddet uygulayan kişi yok. Bakın. Ben şiddet uygulamadım. Üstüne basa basa söylüyorum. Evde ağlamayan da çocuk var mı acaba? Bayıltıyorlar ağlamaktan insanı. Var mı ağlamayan çocuk?
Herkesin çocuğu ağlıyor. Ama kimsenin evine kimse gelmiyor kapıyı çalıp. Zaten Şiar o akşam şey... Dayak sesi vardı yüksek, diyor adam. Adam diyor ki dayak sesi vardı zaten diyor. Şey, soğuk suyun dayak sesi vardı ondan gittim diyor. Ağladı diye değil dayak sesi vardı diyor. Ben ondan gittim diyor. Ya dayak sesi falan olamaz çünkü o akşam Hami hiç şey... Ve bak büyük çocuğu vuracaktı diyor şey için. Şiar için. Evet. Diyor. Tamam ama işte eşim silah falan kullanmıyor ki nasıl vursun Şiar'ı? Gülizar sana bir şey soracağım. Sen kimin tarafındasın? Çocuğun mu haminin mi? Kendisi çocukları hayır, doğru düzgün görme bile görmedi. Çünkü iftira atılıyor. Çünkü gözümle gördüm. Hatta Şiar... Sen bu adamdan dayak yedin mi yemedin mi? Yemedim. Niye hiç yiyeyim ki? Hiç yemedin. Hayır hiç yemedim. Niye ben ondan dayak yiyeyim? Niye bana vursun ya da bana vurmasını gerektirecek? Çocuklarını hiç dövdün mü? Hayır işte vurmadı o yüzden diyorum ya vurmadığını gördüm. O zaman ya sen dövüyorsun Hami dövdü diyorsun millete ya Hami dövüyor Hami'yi koruyorsun. Çünkü bu çocuklar dayak yemiş anlatıyor herkes. Tamam işte dövse görürüm. Gördünüz mü gözlerinizde ikisi de dövmüş diyorsunuz. Ya niye yalan söylesin bütün mahalleli daha bir sürü bant var. Behiye Hanım'la telefon attığımız zaman Behiye Hanım. Buyurun. Behiye Hanım diyorlar ki hiç kan izi falan yoktu diyorlar. Bize iftira atıyor diyorlar sizin için. Hayır, hayır. Ben suyu tuttum, suyu tuttum öyle yıkadım. Hep kan izliydim. Tamam, resmini çekseydin o zaman. Hatta çocukla benim torunlarla oynarken çocukları sürüyor, sürüyor aldım yoluna kalkıştı. Ben yalan hiçbirisini sürmedim ben. Çocukların. Beyye Hanım, çocuk... duvarda kan izlerini görünce bunların ne kanı, nereden bulaştı falan diye bir şey sordun mu? Ne cevap yok, verdiler? Hiç, o, ya şimdi bana temizlik... Çağırdılar ben gittim temizledim yıkayamadım. Tuttum su tuttum ben hocam. Suyuyla çıkarttım kanları. Başka türlü silemedim yani. Silemedim. Yani çocuklar falan da bu ne kanıdır? Dayak yedik de burnumuzdan mı geldi? Ağzımızdan mı geldi? Bu kan nereden falan diye hiçbir bilgi sahibi oldun mu? Yok olmadım ben sormadım yıkadım ben oradan çıktım hocam oradan ben yıkadım temizledim paramı aldım geldim eve. Bakın belki bir şey söyleyeceğim bu silah meselesi nedir? Bakın sorularıma istese yalan olarak evet sordum burnundan geldi dedi ağzından geldi diye rastgele cevap verir. Ama beyan ben diyor, yalan mı söylüyorum ben hocam? Ben o konuyu sormadım yalnız duvarlarda kanları gördüm. Tam resmini çekseydi o zaman hocam. Biz de hocam. Onu söylüyoruz zaten. Öyle hani bir şey herkese şikayet etmesini biliyorlar. Çekmeye. Resmini çekip şikayet etseydi o İyi zaman. İyi de gitmişsiniz zaten siz oradan. Artık kimi kime şikayet edecek? Çocuğun öleceğini bilseydi, konunun buraya geleceğini bilseydi tabii ki resmini çekerdi. Şimdi geri dönüşlü bakıldığında tabii ki hepsi delil olabilirdi ama niye daha önceden ki, çağırdılar polisi? Polis geldi çocuklarla da konuştu. E tamam. Niye bak, çağırıyorlar niye polisi? Niye çağırıyorlar işte. Aynı sesten dolayı çağırdılar polisi. Çocuklar geldi. Çocuklarla da konuştular polisler. Polisler de orada yanlış yapmış. Çünkü herhalde delil toplayamadılar. O bizden yüzden de ifade aldılar. Almışlar. Bizden bırakmasalarmış sizi. Bizden ifade aldılar. Çocuklarla da konuştular. Tamam bakın. Da niye geliyor polis kardeşim? Polis durup dururken bizim kapımızı çalmıyor ki. Polis niye geliyor sizin kapınızı çalıyor? Ben dün de söyledim. Evden kaçıp da bak markete gittiği için ben kulağını çektim. Orada bak, görenler... kulağını çekmek ya, denen bir şey var. Için, komşular, Rami Bey'in kulağını ellemeyeyim de ondan. Bir tamam. Kulak şöyle bir çekmek vardır tamam mı? Bir de çekip bütün yara bere içinde bırakmak hayır, vardır. O şekilde çekilin. Kulağını o şekilde sürüklen. Arkasındaki hem kızın hem oğlanın arkasındaki yara için demek ki böyle bütün tutuyorsunuz. Bütün buralarında bakın. Tırnak da batıyor bütün falan bütün buralarında herhalde. Yara izi varmış çocukların. Hayır. Çekilin gibi mi çekeyim? Çek diyor bana yandan da. Demek ki böyle tutarken kıyamaz de. Ki. Ben kıyamaz yapamam ki. Öyle. Demek ki tırnağınız da batıyor ki bir tane de patlatıyorsunuz falan şişip bilmem ya ne. Ya da yere düşüyor. O şekilde, o şekilde sürükleme hiç, veyahut da çok asılma yok. Kan, ben kan görmedim kulağını çek, kulağını çektim dediğinde. Vallahi ben insanın kulağı nasıl çekilir onu da anlayamam. Kulak geçen gün de böyle bir olay olmaz. Oldu. Olmaz. Geçen katya. Size olur. Söyledim mi? Yerde sürüklersen. O ayrı ayrı. Yani böyle kulağını hani okşar gibi. Hadi. Bir cezalandırmak için kulak çekmeyle kanama olmaz. Ama iyi de koza adamın 8 yaşında çocuğun şey, kulağını çekerse. Ya yuvarlarda da kan izi olmaz normalde. Çekmeden hiç... çekmeye fark var. Tabii kimin Allah evinde Allah. Duvarda kan izi var. Özür parmak beni. İzi var. Bir yapmışsın şey işte niye itiraf hayır, etmiyorsun? Hayır ben o şekilde asılıp da sürüklenmedim ki çocuğa. Karıştı olay bir sürükleyecek şekilde veyahut da ben şiddet uygulamadım. Sadece kulağını çektim niye kaçtın evden dedim eve geç dedim.
Kaçsa nasıl bulacaksın? Kaçıp da nereye kaçmış? Markete gitmişti. Bakkalın önüne gitmişti. Habersiz niye gittin dedim hatta. Sokağa bırakıyorsunuz zaten çocuğu. Bütün gün çocuğu. Ben sokağa bırakmıyorum ki normalde. Sokaktalar mı? Hayır, evdeydi. Medine vardı, Şiyan vardı, Hevdar vardı. Hevdar hatta yerde resim yapıyordu. Hevdar'a dedim ki Hevdar Şiyan nerede dedim. Abla para verdi, abim bakkala gitti dedi. Tamam. Tamam. Bakkala gitti dedi. Sonra Hamiye dedim ki Hamiye Şiyar bakkala gitmiş baksana dedim. Dedi ki az daha servis arabasının altında kalıyordu. Kulağından çektim getirdim buraya dedi. Aslında parayı ablanın verdiği parayı eve getirseydi çocuğa bir şey de olmayacaktı değil mi? Hayır. Siz mi yanlış anlıyorsunuz ben mi yanlış anlatıyorum? Bak yavrum benim çocuğum benden habersiz evden çıkıp bakkala gidemez benim 8 yaşındaki çocuğum. 18'e bir şey diyemem, 28'e bir şey diyemem. Benden çıkmış. O da nereye gittiğini söyler. Ama 8 yaşında... Söyler söylemez hani o da çocuğuna bağlı ama... Bir saniye bir şey diyeceğim. 8 yaşındaki nasıl evden bir çıkıyor? Dakika. 8 yaşındakine bir abla nasıl para bir veriyor? Bir saniye kayınpederim de şahit. Şiar kayınpederimin cebinden de 1 lira falan alıp aşağıya bakkala tek başına giderdi. Nasıl evden çıkıyor? İşte izin almadan çıkıyordu. Kendisine de sorabilirsiniz. Tamam sokakta olursa izin almadan çıkıyor. Hayır evden çıkıyordu evden. Ya kilitle kapıyı üstüne git çocuklar içeri girdiğinde kapıyı kilitle. Kapı kilitliyken Şiar kendisi açıyor kapıyı. Eşimin babasına sorabilirsiniz. Kızım siz nerelerde oturuyorsunuz? Sarıgazi'de. İngiltere Kraliçesi'nin Buckingham Sarayı'nda mı oturuyorsunuz? Sen sağ cephedeyken o sol kanattan mı ayrılıyor? Kaç oda kaç salon ev? Görmüyor musun Sarı çocuk nerede? Sarıgazi'deyken de aynı hareketi kitle yapıyordu. Kitle anahtarı çıkar koy üstte aynı hareketi mi yapıyordu? Ya. O hareketi yapıyor. Ben hiç görmedim. Gülüzel. Babana sor. Ben görmedim. Babam da burada. Tamam mı? Babam da yanında. Niye yalan söylüyorsun? Yalan ya? Konuşma. Annene de sor. Niye? Annem de burada. Tamam. Bak ikisi de burada. Sen ya niye orada intihar ediyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Yalan söyleme. Çocuk yalan söyleme diyor ya. Çocuk ileride. Sen sevip çıkmıyorsun. Şey yapmıyorsun. Kusura bakmayın. Çocuk, Gülizar, çocuk evden çıkamaz. Gülizar ben bu markayı sana tasmin bak, ettim. Bak çocuğun resmi burada. Hayır bak. Gülizar ben bu Kemal markayı... Kemal amca gece ben, uyuyordu. Ben sana diyorum. Bu markayı sana... Kemal amcanın cebinden 1 lira alıyordu. Bak, markette var ya konuşma. Ben evde... Ya ben sana yalan diyorum bile dedi. Sonra babam eve geldiği zaman... Tamam mı? Esnaflık yapıyordu. Eğer inanmıyorsan... Valla dünya inanmıyorsa gitsin araştırsınlar. Babam esnaflık yapıyordu. 8 yıl esnaflık yaptı. Akşam babam eve geldiği zaman tamam mı? Elinde poşet vardı. Abur cubular vardı. Annem bile orada dedi ki ya bu ne abur cubuları getiriyorsun çocuklara? Tamam ya konumuz o mu şimdi ya? Senin babanın dedi. Abur cubur getirmiş tamam mı? Ya yalan niye konuşuyorsunuz? Sizin evinizden de kaçıyordu. Niye yalan söylüyorsunuz? Ya nasıl kaçar 8 yaşındaki çocuk sen evde annelik yaparsan? Hayır ben evdeyken de... Kilitlersin kapıyı. Anahtarı da asarsın üstüne. Nasıl kaçacak? Ayağının altına sandalye alıp kaçıyordu. Boynuna tak o zaman. Boynuna tak anahtarı. Ben mi söyleyeceğim sana? Gelelim reklama Allah Allah. Her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Şimdi Gülizar sen bu Şiyar'ı dövdün mü? Hayır. Dövmedin. Hiçbir zaman. Hami dövdü mü? Hayır dövmedim. Görmedim. Peki bütün mahalleli de diyor ki bu çocuk dayak yedi. Niye dönüp Hami'ye Hami benim haberim yok sen mi dövdün diye sormuyorsun? Madem bilmiyorsun. Çünkü gözümün önünde hep birlikte oynuyorlardı. Hani bahçede hamak var kurulu. Oraya gidiyorlardı, birlikte sallanıyorlardı, birlikte oynuyorlardı. Birlikte birbirleri dalga geçiyorlardı. Hatta Şiar'ın bana söylediği bir laf var. Onu duyunca zaten benim bittiğim an zaten o oldu. Ve anne ben babamla oyun oynadım dedi. Hami babamla dedi. Dedim tamam. Sonra bana dedi ki anne biliyor mu dedi. Benim dedi Samet babamla hiç böyle oynamamıştım. Babam bana hiç kızmadı dedi. Gittik salıncağı birlikte oynadık dedi. Bir salıncağı sana ayırdık. Hami siz babam ne kadar dedi zamandır ki, berabersiniz Hami ile? 6 aydır. Yani 6 aydır şimdi o çocuklar Hami'ye baba mı diyorlar? Evet. Niye? Bilmiyorum. İçinden geldiği için herhalde. Baba diyorlar ve... Siz ne söyletirseniz öyle söylerler. Yok. Çocuğun hiç babası var Hami abi diyebilir yok mesela. Hiç abi falan demedi. Hiç kimse söyletmedi çocuklar kendisi söylüyor. Hatta sabah uyandığında... Hayır sen niye müsaade ettin? Efendim? Niye müsaade ettin böyle bir şeye? Ben çocuklarımın hiç söylediği hiçbir şeye karışmadım. Ama niye karışmaz olur mu? Oğlum senin baban var, senin baban bu, Hami de senin abin. Yok, dedim.
Hayır, abin dedim ama onlara baba demeyeceksin, abi diyeceksin diye karışmadım. Çünkü dedim hamile ben tekrardan evlendim, sizin abiniz dedim. Yok, o bizim babamız dedi. Bak şiar dedi. Sonra dedikten 8 sonra... 8 yaşındaki iyi. Hatta abla 2-3 kere de haminin boynuna sarıldı. Hamiyi öptü falan. Sonra... Peki kim dövdü bu çocuğu sence? İşte ben dövdüğünü hiç görmedim. Hayır hamiyi. Hayır, kim dövdü o zaman? Birisi de dövmüş. Döverken görmedim ama... Ha? Birisinin döverken görmedim ama... oğlum... neyi yap dersen onu yapardı. Bak bunu çok iyi biliyorum. Çünkü gümür suyundayken 16 yaşındaki bir çocuk benim çocuğuma bir şey söylemişti. Yapmaya çalışıyordu. Ben gördüm gözümle. Oğluma demiş ki pantolonlar denilen şeyi yapar. Hatta Fatih... Bak hayatım, senin oğlun yap denilen şeyi bir saniye, yapmaz. Ablam. Senin 8 yaşındaki çocuğuna... Diyorlar ya... Bak sen 8 yaşındaki çocuğunu sokağa bırakırsan... başına her şey gelir. Yok, neden bıraktığımı da söyleyeyim ablam. Neden bıraktın? Çünkü benim kız kardeşim de bağlansın. Biz çocukken çocukluğumuzu hiç yaşamadık. Ve çocukluğumuzu yaşamadığımız için de hiç çocuklarıma hiç karışmadım. Hiç vurmadım. Dedim ki istediğiniz saatte gelin, istediğiniz saate kadar oynayın, size hiçbir şey demeyeceğim dedim. Vurmayacağım, hiçbir şey de demeyeceğim dedim. Ondan sonra oğlum bana hatta... Çocuk 3 yaşında nasıl kalacaksın? Hevidar 3 yaşında, ötekisi 8 yaşında nasıl kendi başlarına istediklerini yapacaklar? Yok, kapının önünde istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Kapının önü dediğin bir bahçe değil ki Beykoz... Mahalle arasıydı bizimki. Tamam, mahalle arası evet. Gayet ama işte araba mahalle... falan geçmiyordu bizim oturduğumuz yer. Beykoz'dan. Ha, bizim hani... Yabancı insan da mı geçmiyordu? Böyle kapalı bir alanınız mı var? Tamam. Köy, Maria, yabancı insanın geçtiği. Dolayısıyla herkes tanıdığımız kişilerle. Nasıl tanıdığınız olur hatta ya? İstanbul'da oturuyorsunuz. Köy değil ki burası. Kapalı bir alan değil ki. Beni büyüten, yani okuldayken bütün ihtiyacımı gören, her şeyimi gören hem kız kardeşime hem de bana zamanında yardım etti. Şu an Alzheimer hastası. Eşi de emekli ya, öğretmen. Sorunla ne alakası var? Sorunla ne alakası olduğunu söyleyeceğim. Şimdi dövüyorlar, ediyorlar diyor ya, benim Rafet amcamı görünce şiar boynuna sarılıyordu amca diye. Hatta Rafet amcam... Amcam dedi ki annen dövüyor mu seni? Söyle bana. Ben başka bir şey sordum. Yok, söyle size. Bana ben döveceğim anneni dedi. Hatta benim oğlum dedi ki Rafet amcama, "Yo niye dövsün ki? Biz şimdi annemle dondurma almaya gidiyoruz." dedi. Benim oğlum. Adam niye böyle bir şey sordu acaba durup dururken? Yok ben Rafet amcama dedim ki Rafet amca sürekli küfür ediyor, kaçıyor evden dedim. Dedim dövsene dedi bana Rafet amcam. Dedim ki yok Rafet amca anlaştık dedim. Artık kaçmayacak, söz verdi, ben ona dondurma alacağım. Ya, bundan sonra kaçmayacak. Haberiniz olmadan bu çocuğu belir dövüyorum. Şimdi yeni mahalle sakinlerinin bandının devamını izleyelim. Komşu Meryem Pehlivan, Hamikacı'nın şiara karşı ağır şiddet uyguladığını söylüyordu. Çocuk bakkaldın önde dövdü, kameraları polis izledi orada bütün. Çocuk bir geldi buraya ağlayarak, ben sordum çocuğa. Kafamı betona vurdu babam dedi, Hami. Onun için söyledi. O da yasakladı benimle konuşmayı çocuğu. Peki şiarın şiddet gördüğüne siz hiç başka şahit oldunuz mu? Oldum. Evde vurdu, duvara vurdu, vire dövdü. Şırap şap sabahları kadar ben bekledim camı önde. Gece 6'da ev sahibini aradı. Ne yapacaksın bu işe diye geldi, o da dinledi. Kadını dövüyordu, duvarlara vuruyordu. Bütün iğnelemesini ben duyuyordum. Çocukları hepsini dövüyordu. Dışarıdan geldi bir gün şiar. Neredeydin? Dışarıdaydım, oynuyordum dedi. Geldi burada odundan kafasına vurdu. Çocuk yere düştü. Ondan sonra içeri girdi çocuk. Bir daha dışarı çıkmadı. 3 gün, 4 gün. Karısı dedi ki sen çocuğu nasıl dövemezsin? Vururum dedi. Öldürürüm bile dedi. Peki hiç şikayette bulundunuz mu siz bu kişilerle ilgili? Evet muhtara. Muhtara devammış ki polisler geliyordu, beni buluyordu. Onlara söylüyordum. Mahallenin bakkalı Hayrettin Aydın da şiarla ilgili şahit olduğu bir olayı ekibimizle paylaştı. Beykoz yeni mahallede bakkalım. Çocuk geldi, şimdi ne istiyorsun dedim. Hiçbir şey demiyor çocuk. Biraz böyle sessiz bir çocuk. O arada üvey babası geldi. Kulağından böyle tutup büktü kulağını. Sen niye benden izin almadan geldin? Çocuk baktım yapıyor böyle. Yüzünü falan böyle morarıyor falan dedim. Bırak çocuğun kulağını çekme diye fırçaladım. Ondan sonra bıraktı. Beykoz yeni mahalle muhtarı Nevzat Cebeci
ise mahalle sakinlerinin şiddet uygulandığını söylemesi üzerine yetkililere haber vermişti. Şiar'ın Hami tarafından dayak yiyerek eve getirildiğini duydum. Bakkala izinsiz gittiğini söylemiş. O yüzden şiddet uyguladığını söylemiş. Şiar'ı döverek eve getirmiş. Hami'ye de söyledim, yani çocuklara ve kadına şiddet uygularsan biz mahalle olarak bunu tasvip etmediğimizi, bu konularda hassas olduğumuzu kendisine belirttim. Şikayetler bana giderek artmaya başladı. Yan komşuları, yani o sokak sakinleri sürekli Hami'nin eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını beyan ettiler. Beykoz Çocuk Büro'yu aradım. Ertesi gün sosyal hizmetlerden geldiler psikolog eşliğinde. Bir gece ansızın çekip gittiler. Ardından da bu olayları duyduk. Muhtara göre Şiar yangında ölmemiş, daha öncesinde öldürülmüştü. Şiar'ın burada öldürüldüğünü düşünüyoruz. Yani komşuları da aynı şekilde düşünüyor. Daha sonra orada da yangında öldü denildi. Yalana bak ya. Sen hiç odun alıp Şiar'ın başına vurdun mu? Ben hiç görmedim. Çünkü içerideydim. Allah görüyor yukarıda. Ben oğluma, oğlum Şiar'a ve kızım Hevdar'a ve Medine'ye hiçbir şekilde vurmadım. Allah, peygamber şahit. Ben kendimi biliyorum, kendimden eminim. Kim ne söylerse söylesin beni ilgilendirmiyor. Ben vurmadığımı biliyorum. Benim hatta kız kardeşim... Niye bu bütün Beykozlular muhtar dahil toplandı size laf söylüyor? Hatta benim kız kardeşim... Niye? Boş ver kız kardeşini. Niye bir bütün Beykozlular toplandı, ikiniz hakkında bunu konuşuyorlar? Benim Hami'nin çocuklara vurduğuna dair hiçbir şekilde yan tarafımızda görmüşlüğüm konuşan yok. Kadın bizim evde elektrik sobası yaktığımıza dair niye yakıyorsunuz, bakın, niye diyorsunuz? Hanım diyor ki bu kadar vatandaş niye böyle konuşuyor? Onu anlatmaya çalışıyorum hocam. Kadın bir de evde bir her de, şeye karışıyordu. Pardon, bir de bu konuşanlar hepsi aynı semtin adamları da değil. Ev değiştir diyorsunuz. Gittiğiniz yerdeki semtteki konuşanlar da aynı. Ben yeni mahallede tek koyu tuttum. Ya şu korona olmasa var ya Beykoz toplanıp buraya gelirdi. O evet. Kadar şu an herkes böyle evet, kendi yani, kendini yiyor yani. Yani bunu bir kendi kendinize düşünseniz. Ya hadi birinci komşular ilk taşındığımız yerde bir problem oldu diyelim. Bir durum oldu. Ben zaten İkincisi, ilk oraya taşındım. Başka bir yere taşınmadım ki ben. Özür dilerim. Sosyal hizmetler evinize geldi mi gelmedi mi? Geldi. Geldi. Neden geldi? Çocuğa şiddet uygulanıyor diye geldiler. Çocuklara baktılar hepsine. Bak, nereden duymuşlar? Herkes alarma geçti. Nereden duymuşlar şiddet uygulandığını? Geldiler, hepsi baktılar ama çocuklara. Hayır kardeşim. Kendi kendine gelmez ki. Sosyal hizmetlere çocuğa şiddet uygulandığı konusu nereden bildirildi? Yok, ben sosyal ekonomi destek diye, sosyal ekonomi destek diye bir o ayrı. Var. O ayrı. Yok, evrak var. Bak, onu içeriye vermiştim. Bana dediler ki onun için geldik dediler Gülizar. Bana. Gülizar. Komşular da bildiriyor. Tamam. Gülizar. Bana komşular öyle da yani insanlık görevi yapıyor. Özür dilerim. Buyurun. Muhtar sosyal hizmette de bilgi veriyor. Polise de veriyor. Çocuk sürveyi de veriyor muhtar. Evet. Dolayısıyla onlar geliyor, bakıyorlar. Baktıktan sonra aile evi terk edip gidiyor. Sosyal hizmetlere imkan kalmıyor müdahale etmek için. Kaçmışsınız yani. Oradan da kaçmışsınız. Yok, burada da şu an Sakarya'da da sosyal hizmetler. Hayır, burada da sosyal hizmetler geldikten sonra kaçmışsınız. Yine yani polise haber vereceğinden çıkıyorsunuz. Ve yani. Sakarya'dan da sosyal hizmetler geliyor. Bunun evine kadar geldiler. Çocuklarına baktılar. Çocuklarına sordular. Benim İlk geldiklerinde benim çocuklarıma ne yazık da konuştular. Ki bazı şeylerin ispatı o kadar zor ki insanlar müdahale ediyorlar ama işte o müdahalenin çok sonucunu zor. Her zaman göremiyoruz. Yani bundan sonra da geleceklerdir herhalde sizin ben evinizde. Ben bir şey sorabilir miyim? Pardon, bu bilgiler ışığında geleceklerdir. Için bir saniye. Gelecekler. Şimdi ben size diğer muhtarınızı izleteyim. Şimdi bu Beykoz muhtarı. Beykoz muhtarı diyor ki biz Beykoz olarak bu çocuğun öldürüp yakıldığına eminiz. Çünkü bu çocuk çok şiddet görüyordu diyor. Sen de çok şiddet görüyorsun. Herhalde gördüğün şiddetten kafan mı gitti bilmiyorum ki. Yani var sende de bir şey. Ersan Akkuş da Ersan Akkuş da Şiar'ın cesedini gören muhtar. Yani nerede? Sakarya'daki muhtar. Evet. Bakın şimdi o da ne anlatıyor? O da mı yalan söylüyor şimdi?
9 yaşındaki Şiar'ın yaşamını kaybettiği yangın evinin bulunduğu karşı mahallesinin muhtarı Ersun Akkuş, alevler evi sardığı sırada yaşananları ekibimize anlattı. Sahurdan sonra 04.15 civarı falandı. İtfaiye sesini duyarak olay yerine gittik. Ben gittiğimde zaten itfaiye henüz yangın yerine ulaşmıştı. Evin tamamının alev aldığını gördüm. Hami bize içeride çocuk var diye bağırdığında anneden ziyade Hami daha çok ağlıyordu gibi geldi bana. Yani hani böyle evladı yanan bir anne gibi değildi yani o anki hali. Çocuk var ama hangi odada olduğunu bilmiyorlar. Deseler ki şu odada, biz oraya müdahale ederdik itfaiye ekipleriyle beraber. İtfaiye ekibinden bir arkadaş cesedi bulduğunu söyledi bize. O arada bugün ben konuşmalarda falan da dinledim zaten. Çocuğun annesi, çocuk kaçmış falan, öyle bir şey de yok aslında. Sadece ona dedik ki çocuğu bulduk. İçeride yanmış olduğunu da söyledik. O gün itfaiye ekipleriyle beraber küçük çocuğu yanan evden çıkaran kişiler arasında muhtar Akkuş da bulunuyordu. Dikkat çektiği nokta ise Şiar'ın vücut bütünlüğünün bozulmuş olmasıydı. Eldivenlerimi giydim ve çocuğun etrafındaki külleri, kömürleri falan temizledim. Kesinlikle bundan eminim. Sağ ayak, bileği ayakla beraber yoktu. Bütünlüğünü korumuyordu yani. Bir tane eli açıktı bu şekil. Diğer eli de baş parmağı bu şekilde. Bu şekilde sıkmıştı elini. En büyük dikkatimi çeken de ben 15 yıl Türkiye Elektrik Kurumu'nda görev yaptım. Elektrikçiyim aynı zamanda. Elektrikli sobanın çocuğun yatmış olduğu kanepeye böyle 40 santim falan bir yakınlığını gördüm. Bir elektrik sobasının bir kanepeye o kadar yakın olmaması gerekiyor. İhmalkarlık var diye düşünüyorum. Yani gelip kontrol etmeleri gerekiyordu. Bir de biz orada yabancı olduğumuz halde olaya o şekilde müdahale ettik. Bu Hami'nin bir küçük kardeşi var, Yasin. Yasin'in ben o gece hiç dışarı çıktığını görmedim. Hep evin içinde, diğer evin içindeydi. Ersun Akkuş'a göre yangına müdahaleye geç kalınmıştı ve o yangını fark etmemek mümkün değildi. İtfaiye 5 dakika 20 saniyede olay yerine intikal etmiş. O yangının 5 dakika 20 saniyede o hale gelebilmesi mümkün değil. Evler birbirine çok yakın. Bunu görmemeleri mümkünatı yok. O yangının o derece gelene kadar itfaiye haber vermemeleri benim içimde bir şüphe oluşturdu. Muhtar, Gülizar ve Hami çiftinin çocuklara şiddet uyguladığını da mahalle sakinlerinden duymuştu. Mahalleli kendi arasında işte Hami'nin işkence yaptığını, çocukları dövdüğünü söylüyorlar. Kesinlikle öfke kontrolüne hakim bir çocuk değil. Hatta annenin de dövdüğünü, onu da söylüyorlar. Şiar benim gördüğüm kadarıyla hani onların dedikleri gibi işte hareket... Karadaki muhtar. Yani Sakarya'da da bu konuşuluyor. Şimdi Sakarya'ya gidelim bugün. Sakarya'da da benzer şeyler söyleyecekler. Sizin ne yaptığınızdan mı haberiniz yok acaba? Sen nasıl annesin ya? Bak durayım da, sen nasıl annesi? Ne için? Ya bütün komşular, muhtarlar da Hami'nin yaptığını anlatıyor. Sen nasıl annesin? Nasıl böyle oturup da Hami'ye ne yapıyorsun? Benim yanımda Hami öyle bir şey yapmadığını biliyorum. Ya senin yanı benim yanım mı var ya? Kimin yanında olursa olsun. Tamam ama benim yanımda yapmadı. Ben biliyorum benim yanımda yapmadı. Arka odada yapınca bir şey olmuyor mu yani? Hayır ben... Çocuk gelince üzerinde ya, başında bir şey görmüyor musun? Kulağında, orasında, burasında. Demiyor musun sen benim çocuğum? Kim Hami be? Hami gider, Rami gelir yani. Ne yani? Hami ne ki? Senin çocuğunu dövüyorsak vurursun tekmeye, gidersin. Zaten senin paranla geçiniyorsunuz, o çocuğunu aldığınız parayla. Git başka bir adam bul, en azından onun da iki çocuğu olmasın, belki daha iyi geçinirsiniz. Çocuklar dileniyormuş da. Pazara da götürüyormuşsun sen o Şiar'ın orasını burasını sarıp. Onunla ilgili dedin. Hatta bizim sanatçı Alişan'ın dün eşi aradı, Buse Varol aradı. Onu da Beykoz'dan aramış. Kız beni arıyor haldır haldır. Diyor ki pazartesi pazarı mı ne varmış şimdi, yanlış söylemeyeyim. Her gün çocuğun o pazartesi pazarında bir gün kafasını sarıyormuşsun, bir gün kolunu, bir gün bacağını, dileniyorlardı diye. Ha, pazartesi günü mü? Ay ne bileyim, hangi gün pazar varsa onu unuttum ya da yani. Salı, önemli tamam yok. Da öyle bir şey hiç olmadı ki. Var. Tanıyorlar seni, Beykozlusun zaten sen, tanıyorlar. Tamam ben Beykozluyum, bir saniye ben Beykozluyum. Çocuğun bir gün kolu sarılıymış, bir öyle, hafta bir öyle bir ayağı. Şey asla yok. E tamam yani bu kadar dileniyorsan o zaman niye dövecek adam benim çocuğumun başında dursun, defolur gider. Tamam Hami'nin ben çocuğuma vurduğunu görmedim. Ya illaki görmek mi lazım? Cumhuriyet'te 1923 yılında kuruldu, ben görmedim ama biliyorum. Tamam bakın görmedim ama çocuğumun da sağında solunda hiçbir şekilde yara görmedim. Ama herkes görmüş kulağını, gözünü, osunu. Tamam. Sen nasıl görmüyorsun? Ben görmedim. Benim yanımda uyuyor Şiar'la Medine Hevdar. Ben hiç yara bir şekilde görmedim ki yarasını. Baktın mı? Baktım. Bu insanlar nasıl görmüşler o zaman? Ben çünkü banyo falan da yaptırıyorum. Üstünü değiştiriyorum. Nasıl görmüş konu komşu?
Tamam, onlar söylüyor olabilir ama bunların hepsi iftira. Ya bakkalın önündeki dayağın yani aslında vardır çocuk şubede belki görüntüler. Keşke verseler. Yani gelip i̇şte polisler onları ben izlemişler görmedim, bile. Görmediğim bir şey için de diyemem. Ya bu polis gelmedi mi sana? Polis oraya geldi, çocuk polisi. Geldi. Çocuk polisi dedi ki üvey baba çocuğu dövmüş dedi. Evet. Sen de döndün mü sen niye benim çocuğumu dövüyorsun diye. Söyledim. O ne dedi? Dedim şiar gel buraya dedim. Dedim sana vurmuş öyle mi dedim. He. Dedim şiar dedi ki anne babam bana vurmadı ki dedi. Kim söylüyor dedi. Şiar Medine Hevi'den polis yan yana. Polis boşuna mı gelmiş oraya? Polisin gözünün önündeydi Şiar'la Medine Hevi'den. Gülizar Hanım ya bunlar ben iftira ben diyorsun. Evet iftira. Bir insanın bakın bir insanın birine iftira atması için aralarında bir husumetin olması lazım. Aralarında daha evvel cereyan eden bir takım olayların olması lazım. Onlar intikam almak için eski olaylarından dolayı kalkıp olmayan bir takım şeyleri yakıştırırlar. Bakın, buna iftira denir. Evet. Şimdi burada 20 tane adam konuştu. Bunlar da senin daha evvel aranda geçen bir olay var mı? Var. Ne var? Muhtarla ne var aranda? Muhtarla ilgili söylemiyorum. Tamam muhtarla ilgili söyle. Muhtarla ne var? Muhtarla ilgili hiç ben. Anlat bakalım. Ben muhtar abiyle pardon bunların Sakarya'daki muhtarıyla hiç konuşmuşluğum yok birebir. Yani tamam muhtar sadece, niye yalan söylüyorsun? Sadece yüz yüze gördüm. Bir merhaba o kadar. Ama yeni mahalledeki muhtar niye yalan söylüyor? Seninle yok. Muhtar niye yalan söylüyor? Arkadaşlar Hamide'ye soruyorum. Sakarya'daki muhtarı Hamide, ben tanımıyorum. Muhtarla aranızda bir husumet daha evvel geçen bir olay var mı? Ben tartıştım. Ne konuda? Anneme bağırmışlardı o yüzden tartıştım. Ne zaman tartıştın? Olaydan bayağı bir önceydi. Yani annene niye bağırdılar? Tüp istemişler eve. Senin çocukların dururken ben niye getiriyorum demiş. Biz İstanbul'daydık. Evet. O yüzden bağırmıştı. O yüzden tartıştık. Şu anda da muhabirimizin yanında muhtarla annen yan yana. Burak'cığım anneyle muhtar arasında bir problem gözlemledin mi? Müge Hanım günaydın. Şu ana kadar öyle bir problem gözlemlemedik. Hatta reklam aralarında da anne Emine Hanım ile Muhtar Erson Bey gayet sohbet edebiliyorlar hiç sorunsuz bir şekilde. Muhtar bağırmış mı Hamid'in annesine? Emine Hanım'a. Erson Bey'i duyuyorsunuz cevap verebilirsiniz. Yok hayır bağırma falan olmadı. Emine Hanım da zaten kendisi burada. Bir tüp olayı geçti aramızda. Neydi o tüp olayı? Çocuklar tüpü niye gelip almadı dedi. Evet yani sosyal yardımlaşmadan bunlara bir tüp gelmişti. Kaymakam Bey beni aradı tüp götürür müsün diye. Ben tüpü aldım buraya geldiğimde araba da kapının önündeydi. Hami de buradaydı. Yani şimdi İstanbul'daydım diye yani yalan konuşmasın. Sonra ben dedim ki niye tüpünü almaya gelmiyorsun dedim. Yani sen varken niye ben getireyim falan dedim buna. O da dedi ki bana işte. Ben orada yoktum o zaman. Yeni geldik falan dedi. Evet yeni geldik falan dedi. Aramızda bir tartışma oldu ama öfke kontrolü deyince Hami'de öfke kontrolü göremiyorum ben. Evli miydim senle? Hami burada çok sakin duruyor. Hiç öfkeli gibi değil ve bütün sinirleri alınmış gibi duruyor. Yani ben o günkü aramızdaki yaşanan olayda Hami'nin o kadar öfke kontrolüne hakim olan birisi olduğunu zannetmiyorum. Görmedim de öyle. Bütün komşular da öfke kontrolü yok diyorlar. Bütün bağlananlar da ama burada çok sakin duruyor. Ben sizin röportajınızın bir devamını izleteyim. Şiar benim gördüğüm kadarıyla hani onların dedikleri gibi işte hareketleri yavaştı falan bence gayet düzgün ve hiperaktif bir çocuktu. Öyle bir yürümesinde falan da bir aksaklık veya beyninde herhangi bir problem yoktu çocuk. Gayet normal bir çocuktu. Kilolu olduğunu söylüyorlar. Evet normal yaşıtlarına göre normal bir kilo yani her çocukta olan şey bildiğimiz çocuk kilosu yani. Erson Akkuş'un bir başka iddiasıysa daha önce Hami Kıcı'nın hırsızlık yaptığı yönündeydi. Hami'nin mahallede birkaç
kişinin bahçe evine girdiğini, orada hırsızlık yaptığını, oradaki dolaplarının kablolarını, motorlarını falan çaldığını söylediler. Sonra bir mahalle sakinimizin televizyonu kaybolmuştu bahçe evinden. O mahalle sakini bana dedi ki işte ben dedi bir iki gün önce dedi bunları benim evimin orada gördüm dedi. Sonra ben bu olayı sormak için abinin oraya gittiğimde o kişinin televizyonun Hami'nin evinde kurulu olduğunu gördük. Ben Hami'ye sorduğumda ben hurdacıdan aldım dedi ama biz inanmadık. Yani eğer varsa bir suçları herkes cezasını çeksin isterim. Hurdacıya kendisi de gitti sordu. Hurdacıya kendisi de gitti sordu demiş. Sorduk biz dedi. Şiirin üstündeki şeyi, elbiseleri bir gün önce ben almıştım, doğum günüydü. Etmemişti ona. Sadece yuvarlak almıştım. Neyi söylüyorsun? Elbiseleri? Hangi elbiseleri? Oğlumun üstünde videoda şeyler vardı, elbiseler mavi, falan. Mavi tişört falan. Şeyini alacaktık, siyah beyazını alacaktık da bulamadık. Sonra pastasını siyah beyaz yapacaktık. Çok pahalıydı, param yetmedi. Sadece yuvarlak pastasını aldım, ona param yetmişti. O gün hatta asker pantolonunun altına bir tane de kilot almıştım askerden. Sen asker abiler gibi alacağım ben demiştim. Konumuzla ne alakası var şimdi? Sevgilinin hırsızlığından bahsediyor Mustar. Sen de diyorsun ki ben altına don almıştım pantolonu. Yok, ben hiç hırsızlığını görmedim evdeydim. Biz kendisine de söyledik karşılaştır bizi diye. Neyi karşılaştırdın? Hurdacıdan aldığıma dair. Hurdacıya birlikte gittik dedi de şimdi. Hurdacıya gittik sorduk gidelim, dedi de. Gidelim soralım dedi. Tamam biz soracağız dediler. Telefon attığımızda bir hanımefendi var. Hanımefendi günaydın. O da dursun orada. Hanımefendi günaydın. Buyurun efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hami artık orada gerçekleri söylesin. Yalan söylemeyi bıraksın bir an önce. Anne var ne yok söylesin. Yangından bir hafta sonra Hami'nin annesinin yanınıza geldiğini söylemişsiniz. Evet. Bir hafta sonra. Bir hafta 10 gün geçmeden Giresun'a ne yapmaya gittiklerini sorar mısınız? Yangından bir hafta 10 gün sonra Giresun'a mı gittiler? Bir hafta 10 gün sonra değil. Yok, bir hafta 10 gün sonra değil evet. Çünkü savcılıktan izin aldım dedim. Çocuğumun yanında evi görünce ben kötüleşiyorum. Biraz uzaklaşmak istiyorum. Sizin de izniniz olursa Giresun'a gitmek istiyorum dedim. İzin kağıdı da aldık hatta savcılıktan. Bir hafta falan değildi ama daha fazla olmuştu üstünde. Ne yaptınız Giresun'da? Evden uzaklaştırdım Giresun'da kendisini. Giresun'da fındık bahçesi vardı boş. Orada fındık bahçesi falan var bizim. Oraya köye gitmiştik hatta. Eşimle ben bir de iki çocuğum vardı. Kimin yanında kaldınız? Efendim? Dedemin evinde kaldım. Dedesinin evi. Orada kalmıştık. İki katlıydı. Orada kalmıştık. Medine ve Hevidar vardı. İyi geldi mi bari bu tatil size? Ne gibi? İyi geldi mi diyorum bu tatil, Giresun tatili size? Yok, bunun ya iyi gelip gelmemesiyle alakası yok. Çünkü ben uzaklaşsam bile çocuğumun resimleri benim telefonumda. Ben zaten bakıp yine hatırlıyorum. Ara ara ağlıyorum. Hatta diyor. Ağlama, sen ağlayınca ben de üzülüyorum diyor. Şekerim var benim diyor. Ben çocuğumun resmine bakıp ağlıyorum. O da bana diyor. Benim gözümün önünde ağlama. Sen ağladıkça ben üzülüyorum, şekerim yükseliyor diyor. Sen ne yapıyorsun? Hamiyi üzmemek için ağlamıyor musun? Yok, ben dışarıya çıkıyorum. Dışarıda ağlıyorum zaten. Hemen kapının önünde bahçe var. Oraya iniyorum. Hatta annem de biliyor. Yani. Hastaneye gittiğinde Şiar'ın ölümü için zaten çok ağlıyormuş ya doktorun ifadesine göre. Sen de öyle dedim diyorsun. Ben... Kendisi siz zaten ne yaptınız babası... bu çocuğa hanımlar beyler? Siz bak bir şey söyleyeyim mi? Yani daha bununla ilgili şimdi inanılmaz bantta inanılmaz şeyler. Ne oldu bu çocuğa ya? Ya kim ne söylerse söylesin. Ben çocuğumu öldürmediğimi, ben çocuğumu yakmadığımı biliyorum. Allah peki, da şahit, peygamber de şahit. Senin haberin var mı senin o çocuğu oraya gittikten sonra başına ne geldiğinden haberin var mı? Ya sen çocuğu gönderdin. Başına ne geldiğinden haberin var mı? Sen sonra oturmaya devam ettin. Anladığım kadarıyla sen zaten gözünün önünde bir şey olmazsa görmüyorsun. Sen o çocuk gittikten sonra
Mesela şiar gitti, aman Hami gitti mi, Hami'nin kardeşi gitti mi, bir başkası eve gitti mi biliyor musun? Şiar yatmaya gittikten sonra ben... Tamam, Şiar'ın evine bir başkası da arkasından gitmiş olabilir mi? Yok. Olabilir. Yasinler falan hepsi içerideydi. Kimse dışarı çıkmamıştı. Hatta Yasin... Dışarıdan biri gelmiş olabilir. Dışarıdan olamaz biri mı? Kimin annesine? Dışarıdan biri. Yani çocuğunun orada başına bir iş gelip birisi o çocuğunu yakmış olabilir mi? Yakıp da delilleri yok etmek adına yanmış süsü verebilir mi? Bu olasılık var mı? Çocuğun yanında kimse var mıydı o sıra? Şiar'ın yatmaya gittiği zaman mı? Hı. Yok, o zaman hiç kimse yoktu yanında. Hatta ben kokuya camı açtım. Hatta annem de biliyor. Alevi görmediniz mi Alevi? Yok, evin arka tarafından çıkıyor yangın. Şiar'ın uyuduğu oda arka tarafta kalıyor. Muhtar diyor ki kaldığı odayı bile gösteremediler diyor. Hangi odada şey kalıyoruz soracağım dedik, onu bile gösteremediler, biz oraya su tutalım diyor. Hayır, itfaiye geldi. Hatta ben içerideydim. İtfaiye beni kendisi çıkarttı. Bak, ben şimdi senin Hami'nin annesi ve erkek kardeşinin röportajını da size izleteyim de. Bu çocuğun evden gittiğini ne Hami'nin annesi görmüş, ne Hami'nin erkek kardeşi görmüş. Hatta o kadar ki Hami'nin erkek kardeşi bu yangının çıktığını duyunca, hani onlar o evdeler ya, onun yakınında arabası varmış. Almış arabasını, kaçırmış arabasına yangın sıçramasın diye. Çünkü ben çocuğun o evde olduğunu bilmiyordum ki diyor. O yüzden muhtar diyor Hami'nin kardeşi hiç ilgilenmedi yangında. Düşünebiliyor musun? Bir çocuk yanıyor evde. Sen gidiyorsun ya arabanı kurtarıyorsun. Ya çünkü demişti. Arabayı kurtaran demişti, kimmiş, ben yatak mi? Senin kardeşin. Yasin miydi? Çünkü diyor ben evde çocuğun olduğunu dedi, bilmiyordum ki evde diyor. Evde yatıyordu. Annen de aynı şeyi söylüyor. Biz evde diyor çocuğun gittiğini bile görmedik diyor. Bir diyor ki yani zaten Gülizar çocuklarına bakmazdı ki diyor kadın. Sakarya'nın Kocaeli ilçesine çıkan ve Şiar'ın yaşamına mal olan yangının fark edilmesini sağlayan kişi Hami Kıcı'nın annesi Emine Kıcı'ydı. Ben o geceyi sobaya oduna attım. Dedim uşak bir koku geliyor dışarıdan. Şöyle bir dışarı çıkın bir bakın. Anne ev yanıyor dediler. Bağırış çığırış daldılar buraya. Hem içeri girip oğlanı kurtaramadılar. Yalangu yüzlerine geldi. Konuştuğumuz isimlerden biri de küçük çocuğun annesinin erkek arkadaşı olan Hami Kıcı'nın erkek kardeşi Yasin Kıcı'ydı. Ben çocuğun evde olduğunu hiç bilmiyorum zaten. Hep yatıyordum. Dedim tuğlalar yıkılacak arabanın üstüne, arabayı bari kurtarayım dedim. Arabayı şu tepeye çıkarttım şuraya. Sonra geldim işte abimler bağırış çağırış. Çocuk evde dediler. Hortumu açtık, sumu tuttuk eve. İlk de bir tane itfaiye geldi. Ondan sonra peşine 3-4 tane geldi. Yani sabah 7'de anca söndürmüşler. O gece Şiar'ın Emine Kıcı'nın evinden ayrılarak yan eve geçtiği söylenmişti. Ancak Kıcı küçük çocuğun evden ayrıldığını görmemişti. Gülizar'ına demiş yani ben Gülizar'ın dediğini duydum deyip de yalan konuşam. Oğlum ben de geleyim sobanı yakayım, geldikten sonra çayımı içerim. Yok anne ben giderim üstümü örterim demiş. Yani ben şimdi diyecek Şiar'ın saat kaçta gitti, saati de bilemiyorum. Hemen hava karardıydı, iftar saatimiz geçtiydi. Siz Gülizar Hanım'ı ve çocuklarını daha önceden tanıyor muydunuz yoksa Hami Bey birden mi onları alıp getirdi? Birden getirdi. Zaten dedim ki oğlum bu kadının peşinde 3 tane çocuk var. Bu kadının kendiye faydası yok. Bu çocuklara bakamaz. Ben bunlara dedi ömür boyu dedi bakacağım dedi. Ben seveyim dedi. Hami Kıcı'nın annesi Gülizar Amanet'in ilgisizliği ve dikkatsizliği yüzünden daha önce çocukların yangının eşinden döndüğü iddiasında da bulundu. Burada bir kere patates kızartmış ya tencerede. Bana dedi ki anne biz aşağı gidiyoruz dedi. Çocuklar dedi evde film izleyecekmiş dedi, gelmiyor dedi. Çocuklara bakmaya geldim. Anam ne geldim ki? İyi ki gelmişim. Zife duman içerisi patates tenceresini bırakmış sobanın üzerinde. Kömür soba yanmış ki patates olmuş kösmük gibi içeri hep duman. Yani biraz sorumsuz, biraz değil. Hepten sorumsuz. Yasin Kıcı da 3 çocuk annesi olan Gülizar Amanet'in gördüğünü söylediği haberci rüyalarından haberdardı. Şiar'ın 13 yaşına gelmeden öleceğini görüyorum sürekli deyip duruyordu. Ama ne bileyim halk dilinde derler ya müneccim mi? Size de hiç çocukların öleceğine dair bu rüyalardan bahseder miydi? Evet yapardı. Buraya ilk geldiği günün ben diye rüyamda diye Şiar'ı diye ölü gördüm diye bunu diye kaynanama bile diye defalarca söyledim diyor. Bu çocuk 13 yaşına gelmeden
gelmeden ölecek. Ben de diyorum ki Gülizar illa ki de bu olacak diye bir şey yok, bu rüyadır diyorum. Mesela Hevidaral'a Medine için bir hafta dur da onları söylüyor. Ben dedim ki o zaman Hamiye, Hamiye dedim sen bu karıyı al bir psikoloğa götür dedim. Bunda bir şey var dedim. Yangın sonrası köyde de Şiar'ın yangında ölümü şüpheli bulunmuş, yangınla ölmüş süsü verildiği konuşulmuş. Yani millet çok söyledi. Yok efendim söyleyeyim o çocuk ölmüş de çocuğu yakmışlar da yok bilmem ne etmişler de millet hep öyle söylemişler. Ama asla öyle bir şey yok. Yani benim bildiğim asla yok. Bilmiyor yani. Ne ya, annen biliyor ne kardeşim biliyor çocuğun şey, oraya geçtiğini. Ya giderken aşağı çarşıya inmiştik. Doğru, tencere şeyin üstünü unutmuşum ama bilerek kasıtlı yaptığım bir şey değildi. Tencereyi unutmuşum çünkü şey... Dedim ben gelene yani kadar düzeltirim. Neydi, Zeynep Hanım mıydı? Nerede onu bir... Emine Hanım'ın bu söylediği doğru yani. Hı-hı. Diğer komşular söylese çünkü inanmıyoruz o doğru. Doğru, tencereyi ocağın üstüne unutmuşum. Valla ben Emine Hanım sizi de tebrik ediyorum yani. Yani bu kadını bir doktora götürelim diye herhalde söyleyen de sizsiniz. Yani bu yaşananlara, bu söylenenlere ne diyorsunuz? Siz haberdar mıydınız bu Beykoz'da yaşananlardan? Bu kadar bu çocukların şiddet görmesi. İşte bir taraftan Gülizar'ın çocuklarına bakamaması. Ya şu kadın ne yapsın? Emine teyze sana söylüyor. Bana mı söylüyor? Evet. Onları bilmiyorum. Peki sizin yanınızda bu çocuklar onlardan şiddet görüyor muydu? Yine yani Beykoz'da ne oldu ne bitti onları bilmiyorum. Benim yanımda olan olayı bilirim ben. Yine sizin komşularınız da oğlunuzun çocuğu dövdüğünü söylüyor. Sakarya'daki komşularınız da. Benim yanımda dövmedi. Ama benden habersiz dövdü dövmedi onu bilmiyorum. Benim yanımda asla dövmezdi diyen dövdüğünü görmedim. Dövmez. Benim yanımda ben Gülizar'a da bağırırdım. Hamiye de derdim bu çocuklara kesinlikle bağırmayacaksınız. Bunları ben bakıyorum. Bunlara karışmayacaksınız. Peki annesi bağırıp dövüyor muydu sizin yanınızda? Ya annesi bağırıyordu işte yaramazlık yapman, etmen, kızım buraya gitmen, gelin edin. Annesi onu duydu ama ben de diyordum benim peşime geliyorlar. Sen ben peşime gelen çocuklara karışma, ben onlara bakarım diyordum. Peki köylüler niye o zaman sizin oradaki köylüler neden söylüyorlar böyle bu çocukların dayak yediğini yine özellikle Şiar'ı? Ya köylüler biraz köylüler yani bizi burada pek istemediler. Bizim eşim vefat ettikten geri bizim buraya taşınmamızı istemediler. Yok böyle yapıyorlar, yok şöyle yapıyorlar, yok hırsızlık yapıyorlar. Böyle köylüler böyle söyledi. Ben de dedim ki madem hırsızlık yapıyorlarsa dedim kollan, kamera takın, yakalan hırsızlık yaparken yakalan ondan geri suçlan. Yani size de bir şey söylemek istemiyorum da. Şimdi... Bir ikincisi Hamir'in arabasında müzik yani şeysi var. Onu biraz sesli açıyordu. Bütün köylü ondan Hamir'e çok zıt gitmişti. Ha, müzik sesli. Ben de diyorum yani. Oğlum açma. Ses millete kendini zıt götürme. Yapma. Millet sabahça ne der ne demez. Ben de ona öyle diyordum. Bir de kavga ediyormuşsunuz çok. Kimse ailece, bana karışamaz diyordu. Ailece de kavga ediyormuşsunuz. O kavgalarınızda nasıl rahatsız oluyorlarmış? Biz kendimiz mi? Evet. Hayır. Asla biz kendimizin kavgası yok. Asla yok öyle ben bir şey. Ben annemi dövmüşüm Bilgenim onu sorar mısınız? Evet. Yok. Sizin de üzerinize sağlığınız sizi de dövmüş. Kavga kendimizin arasında kavga yok. Kim ayırmış? Baba, ben seni dövmüşüm anne onu bizi söylesene. Kavga ederken kendi aramızda kavga ederken görürken bizim burası boş. Efendim? Ben seni dövmüşüm. Öyle söylüyorlar. Ben sana hiç vurdum mu, intaldırdın mı? Asla öyle bir şey yok. Asla mı beni dövmez? Niye dövmez? Hayır. Çünkü bütün yani işi gücü yapan, her şeyi yapan benim acıkan anne diyor. Acıkan anne diyor. Bana vurmuş olsa ben onlara bir kaşık yemek vermem. Asla vermem. Bir beyefendi telefonu attınız. Ben sizi anlıyorum. Benim baktığım çocuğa bağırma dediğinize göre demek ki bağırıyorlar ki bir şey yapmayın ki ben bakıyorum bakmayın demişsiniz. Ben de sizin yerinizde olsam ben de aynı şeyi söylerim. Yani anne ilgilenmiyordu da diyor zaten. Yani çocukların çok başıboş olduğunu söylüyor. Bunların hepsi aslında
biz tabii ki ölüm sebebini araştırıyoruz Şiar'ın, ama bu anlatılanların hepsi çocuğa yönelik şiddet. Bu anlatılanların hepsi çocuk istismarı. İhmal var işin içinde. Ben çocuğunuzu tek başına götürüp diyelim ki orada o sobadan dolayı yandı. Elektrik kontağından yandı. Bunların hepsi de suç. Ama soba zaten yatağına burada, böyle yakın. Bırakamazsın çocuğu öyle. 8-9 yaşında çocuğu biz sobanın böyle yanına tek başına bıraktığınız an zaten ihmaldir. Ve sonuçta bu çocuğun ölümüne sebebiyet vermektir. Ama biz olayın altında başka daha ne nedenler var diye araştırıyoruz. Bir gerçek çünkü var neden demin mesela, muhtar benim, söyledi, bacağı ayağı yok dedi. Bir hanımefendi vücut de zaten dedi ki el dedi. Ve ayağını gördüm dedi. Evet. Gülizar da rüyasında el ve ayağında problem görüyor çocuğun. Ama benim için önemli olan asıl Medine'nin, yani o bir yaş küçük olanın, İkisi kavga ediyorlardı. Şiar araya girdi annesini korumak için. Yani dövüyormuş Hami Gülizar'ı. Şiar araya girmiş. O sırada yere düşmüş, Hami vurmuş, yere düşmüş. Yüzüstü annesini rüyandaki gibi. Ve bir daha da kalkmamış. Yani evet. Çocuğun verdiği ifade bu. Evet. Ondan sonra da yangın oluyor. Ve şimdi anne bir daha de kızının öleceğini rüyada görmeye başlamış. Bizim tıpta bir sendromumuz vardır. Münchausen by proxy dediğimiz. Anne tarafından çocuğa karşı yapılan bir takım eylemleri içeren bir sendromdur. Tipik bununla dört dörtlük uyuşan bir sendromdur bu. O nedenle ben açıkçası çok rahatsızım bütün bu duyduklarımdan Gülizar Hanım. Ne yani şimdi ben kendi çocuklarımı öldürmeye mi çalışıyorum? Vallahi yani sadece onu mu demeye çalışıyorsunuz? Sadece bakmıyor olmanız dahi ihmalle çocuğun ölümüne sebebiyettir Gülizar Hanım. Hiçbir şey yapmamış olsanız dahi çocuğun ağzı burnu kan içinde olduğu söyleniyor. Bütün vücudunun yara içinde olduğu söyleniyor. Çocuğunuzun altının sürekli sidik koktuğu söyleniyor. Bunlar sizce ne? Tamam bunlar ne? Bunlar zaten vardı. Daha önce üstüne falan evet. Üşüyordu. Bu vardı zaten. Doktora götürdüğünde hatta belinde kayma vardı. Bu vardı. Ayrıyeten 3 gün hastane... Neden olmuş belindeki kayma? Neden olmuş vücudundaki yaralanmalar? Vücudunda... Neden bu çocuk hep sidik kokarak geziyor? Vücudunda hiçbir şekilde Şiar'ın yara yoktu. Kim niye uydursun bu insanlar? Şiar... Annem de burada. Burada sorabilirsiniz. Ben gözünün önünde... Söylüyor kayınvalideniz. Ben bakıyordum diyor kadın. Yemeğini de bana geliyordu herkes diyor işte. Kadın bakıyor. Ben hiçbir şekilde çocuklarıma vurmadım. Vurduysam vurdum desin. Medine'ye de Hevidar'a da Şiar'a da ben... Vücutunda yaramara yoktu. Anne ben Arda'yla Pınar'ı da dövüyormuşum Hayır, sürekli. Hayır yarası yoktu çocuğun. Ben çocuklara yemek içmek hiçbir Kaç şey vermiyormuşum. Kaç sınırdayım kadın? Yaramara yoktu. Onlarla ilgili söylemiyorlar. Ha? Bu çocuklarla ilgili söylüyorlar. Senin kendi çocuklarınla ilgili söylemiyorlar. Çünkü senin kendi Hayır, tamam, çocuklarına... Tamam ben onları şey söylüyorum zaten. Hayır yemesi senin başlıyor. Zaten kendi çocuklarına babaanne bakıyor. Asla yemesinde her şeylerini alırdı. Ben, anne ben Medine'nin, Hevidar'ın, Şiar'ın... Yemesine içmesine hiç karıştın mı? Onlara da bakıyordum. Ben onlara hiç ayrım yapmadım. Şimdi bakın ben bir şey söyleyeceğim. Hayır, buradan telefonu da alamadım ama sosyal hizmetler sosyal hizmetler il müdürlüğüne bir duyuruda bulunuyorum. Duyuruldu hocam. Beyefendi günaydın. Alo. 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 Beyefendi günaydın buyurun. Günaydın iyi günler. Buyurun efendim. İyi günler canım. Ben bu olayla ilgili gerçekten içim rahat etmesi için size bağlanmak istedim. Tamam, buyurun. Yani bu kadın bu olay 2-3 sene öncesinden bahsediyorum yani. Daha yeni olmamış bu olaylar. Luna Park'ta, bu Beykoz'da Luna Park var. Luna Park'a geliyordu, çocukları bırakıyordu. Çay bahçesine gidiyordu, çay bahçesinde oturuyordu yanına. 10 dakikada bir başka bir adam geliyordu. Bizim bir tane arkadaşımız var yine, genç bir arkadaşımız. Ona da işte... Arkadaşım bununla konuştu işte ağzından laf almaya çalışıyor. Çocuğa diyor ki ben işte diyor başka kötü işler yapıyorum falan diyor. Şimdi burada söylemek istemiyorum. Hani diyor ben para karşılığında birileriyle birlikte oluyorum falan. Orada 3-5 tane jeton alıp çocukları bırakıyorum apartmanın içine akşama kadar. Orada ha bir adamla. Yani benim gerçekten içim rahat etmedi. Bu kadın şizofren bir hasta, çocuklarına hiç bakmıyor etmiyor. Yani yazık oldu zaten çocuğa. Oha. Yani diyeceklerim bu yani çocuğu. Yazık oldu yani her şey belli zaten ortada. Yani hala din
Çocukları bırakıyordu. Çocuklarına hiç bakmıyor. Dönün parkta başka... Efendim? Dönün parkta götürüyor muydun? Evet. Medine Hevidar. Ben, Şiar dördümüz biniyorduk. Parkta kaya falan bindik. Ondan sonra trene falan bindik. Hepimiz birlikte bindik. Teşekkür ediyorum beyefendi. Reklamlardan sonra Pati buldular. Hemen ardından Deniz Süreyle öğle haberleri ekranda olacak.